Bugüne kadar kesinlikle bana en fazla hangi perkin daha iyi olup olmadığını sordunuz. Veya hangi DLC almanız gerektiğini, hangi karakteri fulllemeniz gerektiğini, hangi katili açmanız gerektiğini sürekli olarak sordunuz. Ve artık bugün onların hepsine bir cevap veriyoruz. Peki bu videomuz nasıl ilerleyecek hemen sizlere bahsediyorum. 4 tane sekmemiz var burada. Bu sekmeler üzerinde ilerleyeceğiz. Bir tane perkimizi alacağız. Bunun nereye koyacağımız hakkında konuşacağız. Meta bir perk mi? Gerekli olan bir perk mi? Zevkli bir perk mi? Olmasa da olur mu? Yoksa gerçekten rezalet çöp bir perk mi? Diye bunları konuşacağız ve bunlara bir puan vereceğiz. 5 üzerinden puanları olacak. Daha sonrasında ikinci sekmemize geçeceğiz arkadaşlar. Örneğin burada aldık Dwight'a. Bir önceki sekmeden bakacağız. Dwight'ın avantajları burada kaç puan almış? Örneğin şu anlık 3 olarak gözüküyor. Dwight'ı alacağız burada. 3 sekmesi olduğu için 3 sekmesine koyacağız ve Dwight 3 puanlık bir DLC Survivor karakteri olmuş olacak. Yine daha sonrasında bunun katil tarafında aynı şey yapacağız ve katilleri de bu şekilde sıralayacağız. Ve sonrasında son etaba geçeceğiz. Son etapta da DLC olarak bir bütün halinde bakacağız. Bu nasıl olacak? Örneğin şu şekilde Yui'nin karşısında biliyorsunuz ki Oni karakteri var. DLC olarak aynı paketler. Yui'nin ve Oni'nin aldığı puanları toplayacağız. ikiye böleceğiz. Fakat bazı DLC'ler DLC paketleri 3 karakterden oluşuyor. Örneğin Wesker gibi. Wesker gibi karakterlerde 3'ünü toplayıp yine 3'e böleceğiz arkadaşlar. Ve bu şekilde en iyi DLC'nin hangisi olduğunu bulmaya çalışacağız. Gerçekten çok uzun ve yorucu bir video. Özellikle beni bekliyor. Fakat sizlerin bütün cevapları alacağı bir video olacak. O yüzden gerçekten bir beğeni çok görmezseniz sevinirim arkadaşlar. Hadi şimdi tier listimizle başlayalım. Başlayalım. Şimdi burada ilk olarak bakacağımız karakterimiz Dwight. Dwight'ın Perki hakkında konuşacağız. Perki bana göre olmasa da olur bir avantajdır arkadaşlar. Çünkü takım arkadaşlarımı görüp görmemem o kadar çok fazla işime yaramıyor. Veya bunu yapabilmek için çok daha farklı alternatiflerim var aslında. Alacağım 4 tane avantajdan bir tanesi kesinlikle bu olmaz. Ben çok fazla kullanmıyorum. Bazı zamanlar Mete'ye giriyor çok güçlü bulan arkadaşlar da var. Ama benim için olmasa da olur avantajlardan bir tanesi. İkinci avantajımız kendini kanıtla. Kendini kanıtla kesinlikle M meta avantajlardan bir tanesi. Şu anki metaya damga vuran ve jeneratör hızını inanılmaz hızlandıran avantajlardan bir tanesi. O yüzden bu avantajın üstüne bir jeneratör perk olmadığından dolayı meta olarak kabul ediyor ve 5 puanlık haneye bunda yazıyorum. Son kalan avantajımız ise yine lider. Lideri ben burada zevkli korumla koyacağım. Çünkü bazen takım arkadaşlarıma aldırdım ve kendimi eğlendirdiğim oluyor. Yani bondtan biraz daha iyi olduğu için, bağ perkinden biraz daha iyi olduğu için burada zevkli kısmına koyuyorum. Aslında olmasa da olur da indirsek de olabilir ama yine de 3 puanlık bir perk oldu hak ediyor. Geçiyoruz ikinci karakterimize. İkinci karakterimiz McThomas. İlk avantajımız ise hızlı ve sessiz. Hızlı ve sessiz tamamen bu ilk tamamlayıcı avantajlardan bir tanesi. Yani benim bir bodoslamam varsa ya da kıvrak dans edelim kombosu yapıyorsam orada alacağım avantajlardan bir tanesi. Tek başına çok fazla bir işlevi yok. O yüzden olmasa da olur kısmına burada yerleştirmek istiyorum ve 2 puan veriyorum. İkinci avantajı ise McThomas'ın ani depar. Ani depar kesinlikle en meta exhaust avantajlarından, bitki avantajlarından bir tanesi. Ani deparın üstüne bir de exhaust perki yok arkadaşlar. Çünkü gerçekten her koşulda çalışıyor ve eğer ani deparınız varsa oyun içerisinde map içerisinde dead zone'da kalmış olan yani hemen kendinizi bir jungle gibi içine atamayacağınız pozisyonların hepsinde ani depar sizin hayat kurtarıcınız olabiliyor. O yüzden ben burada meta olarak değerlendireceğim ve en meta en güçlü bitkinlik perki olarak da burada yazılmasını istiyorum. O yüzden buraya yerleştiriyorum. Mektomasımızın bir diğer avantajı ise adrenalin. Adrenalin ise gerçekten yine meta avantajlardan bir tanesi. Oyunun sonunda bir seferine çalıştığına bakmayın. Gerçekten oyunun sonunda son hakkınıza katil sizin peşinizde. O son jeneratör bittiğinde hem hızlanıp hem de heal'lanmak gerçekten sizi öldüğünüz pozisyonlardan daha ilerisine taşıyor. Aynı zamanda ölmemekle kalmayıp bir de üstüne bunu hook takaslarında falan da kullanabiliyorsunuz. Takım arkadaşınızın 99'da jeneratörü bırakmasını isteyip kendiniz hook trade'ine gidip hasar aldıktan sonra takım arkadaşınızı bitiriyor ve ardından huku alıyorsunuz. Katilin size tekrardan vurması gerekiyor ve tekrardan sizi yaralamış oluyor. İki defa üst üste yaralıyor yani ve oyunun sonunda gerçekten sizin canınızda da kalmayıp başka canlıların da kurtulmasına müsaade eden bu avantaj meta avantaj olarak geçiyor ve yine 5 puanlık haniye bunu da yazıyorum arkadaşlar. Sıradaki Survivor'ın ise Coloret. Coloret'in ilk avantajı empati. Empati olmasa da olur avantajlardan yine bir tanesi. Sadece heal yapmayı istediğim avantajlarla birlikte combo Aynı az önce hızlı ve sesi de bahsettiğim gibi bu tamamlayıcı avantajlardan bir tanesi olabilir. O yüzden olmasa da olur bir avantaj. Çok fazla kullanılmayız fakat bazı bu içerisinde yer edinebiliriz. O yüzden daha kötüleri olduğu için aşağıya almıyorum ve burada olmasa da olur da 2 puan olarak bırakıyorum. Bir diğer avantajı ise bitki bilim. Bitki bilimi gerekli statüne koyacağım. Neden gerekli statüne koyacağım? Çünkü bitki bilim dışında böyle herhangi şartı şurtu olmayan örneğin başaracağız avantajının biliyorsunuz ki huktan adam almanız lazım. Huktan adam aldığınızda çalışıyor ve sadece belli bir süre çalışıyor. Oyunun uzadığı versiyonlarda, uzun oyunun uzadığı durumlarda örneğin bir kafatası tacirine ya da bir şövalyeye karşı oynadığınız ya da bir umacıya karşı oynadığınız, kanlı kasaba olan bir umacıya karşı oynadığınız durum Bunlarda bitki bilim başaracağız gibi heal avantajı sağlayan avantajlardan çok daha önde geliyor. Çünkü dediğim gibi herhangi bir şartı yok size. Dur havadan böyle %50'lik bir heal hızı veriyor. O yüzden takım arkadaşınızı heallama konusunda en iyi, en tercih edilebilir, en güvenilir avantajlardan bir tanesi. O yüzden gerekli statüsünü koyuyorum. Son avantajımız ise Claudette self care arkadaşlar. Kendi kişisel bakım yani. Kişisel bakım çöp kategorisine giriyor. Çünkü kendi başınıza %35'lik bir hareket hızıyla, şey heal hızıyla heallanmak gerçekten takımınız inanılmaz fazla zaman kaybettiriyor. Sırf kendinizi heal'layacaksınız ya harcadığınız o vakitte gidip yarım bir jeneratör yapabilirsiniz. Siz zaten kendinizi heal'lanayana kadar bir statü heal kazanana kadar yani başka bir takım arkadaşınız o bir statüyü kaybediyor. Sen jeneratör yapmıyorsun kendini heal'lamaya çalışıyorsun. Tek başına hele bir de bunu yaparsan çok saçma bir avantaj haline gelir. O yüzden kesinlikle kullanmanızı tavsiye etmem. Sırf bunu alacağınıza oyuna item olarak medkitle girin. Medkitle kendinizi 16 saniyede pardon 24 saniye son metadan değil değişikliklerinden sonra 24 saniyede heal'layın çok daha iyi zaten kendine heal'a ekstradan da nerf gelmişken kişisel bakım aşırı çöp bir perk olarak kalıyor ve burada bir puanı gerçekten hak ediyor o yüzden burada bırakıyorum bunu da bu arada liste çok karışmadan şöyle bir karara vardım ben bu avantajların hepsini al koyduğum gibi survivor'lara da bir kategoriye koyayım örneğin şu anda hemen hızlıca bir bakalım çünkü birazdan listemiz çok fazla karışacak kendini kanıtla burada 5 puan almış Dwight'ın perkleri hakkında konuşuyoruz 5 3 daha 8 son Dwight'ın avantajı ise burada 8-2 puanlık. On Dwight'ı ben burada 10 puanlık bir diğersi grubuna sokuyorum arkadaşlar. Bunları da böyle böyle yaparsak çok daha mantıklı ilerleyecek. Hemen ardından Mac da bakalım. Meg'in partileri iki tanesi burada zaten 10 puan almış. Diğeri de burada 12 puanlık bir e, skora sahip oluyor. Meg'imiz Meg'imizde şöyle yerleştirmiş olduk. Son olarak da Coloret'e bakıyorum. Coloret'in 4 puanlık bir bitki bilimi var. 2 puanlık burada empatisi var ve 1 puanlık da burada 4-6-7 puanlık bir e, karakter hali gelmiş oluyor. Perkleri bakımından bu şekilde ilerlesek çok daha kolay olacak bizim için de. Sıradaki Survivor'ımız da Jake Park. Jake Park'ın ilk avantajı Demir Rade. Demir Rade zevkli bir avantaj gerçekten. %75 her ne kadar son gelen nerften sonra %75 bizi sessiz yapsa da katillerin bizi duymuyor olması gerçekten zevkli bir durum oluşuyor çünkü Chase'de aslında bizi kaybettiği durumlarda gayet eğlenebiliyoruz. Ayrıca bir yere yalanlamak istediğimiz zaman ya da saklanmak istediğimiz durumlarda da yine bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Elimizde bir fenerle birlikte takım arkadaşımızın peşinde giderken katilin bizi duyamayıp etrafta kimsenin olmadığını zannettiği durumlarda rahat rahat saklandığımız yerden çıkıp takım arkadaşımıza fly save atabilmek gerçekten zevkli bir perk haline sokuyor. O yüzden ben burada zevkli kategorisine yine sokmak istiyorum. İkinci olarak da sakin ruh. Sakin ruh arkadaşlar çöp bir avantaj. Yani kullanmayın. Çok fazla üzerinde konuşmaya gerek yok. Açıklamasını okuduğunuzda ne kadar saçma bir avantaj olduğunu zaten göreceksiniz. 4 tane avantajımdan bir tanesini sakin ruh olarak kullanmam. Fakat şunun da altını çizmek istiyorum. Eğer karşımdaki katil doktorsa kesin kesinlikle böyle meta statüsüne kadar gidebilir anladım mı? Yani meta statüsüne kadar gidebilir çünkü doktorun şokları sırasında doktora yerimizi belli etmemek ve özelliğini direkt kantırlamaya sağladığı için burada sakin ruhu 5'e kadar çıkartabiliriz gerçekten ama onun dışında hiçbir katile karşı hiçbir gücü olmadığından dolayı ben burada çöp statüsünde koyuyorum. Son olarak da sabotaj perkimiz var. Sabotaj perkini de yine zevkli katalogüsüne koyuyorum. Sırf bunu aldığımız için takım arkadaşımızın peşinden koşup katilin asacağı huku sabotajlamaya çalışmak ve bazı senaryoların hatta böyle %50 senaryoda da başarısız olmak bu katili gerekliden çok zevkliye atıyor. Çünkü sadece belli kombolar içerisinde örneğin şaha kalk gibi yiyor. Yine şaha kalk kombosu gibi avantajlarla birlikte komboladığında zevkli bir avantaj haline geliyor. O yüzden burada zevkli satışı koyuyorum ve 3 puan alıyoruz. Totale baktığımız zaman da Jake Park'ımız kaç puan almış? 3 puan Iron Will'den 6 ve toplamda 7 puanlık bir Survivor paketine girmiş oluyor burada. Sıradaki Survivor'ımız ise Nia arkadaşlar. Nia'nın ilk avantajı 4 ayak üstüne. 4 ayak üstüne metayı sprint burst olarak ani depar olarak saydığımız için burada gerekli statüsüne koyuyorum. Çünkü bunu kullanabilmemiz için yüksek bir yer lazım ve her mapte her zaman yüksek bir yer bulma şansımız maalesef olmuyor. O yüzden gerekli statüsünde kalması ani depara haksızlık etmemek açısından daha güzel olacaktır. O yüzden burada bunu bırakıyorum. Bir diğer avantajı ise arka sokaklar. Arka sokakları da olmasa da olur. Aslında zevkli olarak bulan arkadaşlar vardır mutlaka ama ben hiç kullanmayı sevmem. Bunun yerine kullanabileceğim self avare var ve onu kullanmayı daha çok seviyorum açıkçası. O yüzden ben burada benim kararım olduğu için, benim yaptığım bir tier list olduğu için haliyle zevkli kategorisine değil de olmasa da olarak koyuyorum. Gerçekten zevkli bulan arkadaşlar da var bu arada. Ona da dikkat çekmek istiyorum tekrardan. Ve son avantajımız ise hayat okulu. Hayat okulu hakkında gerçekten ne yorum yapacağımı bilemiyorum. Yani zevkli desem zevkli bir avantaj mı çok tartışılır. Ama olmasa da olarak koymak için de fazla güçlük geliyor gözüme. O yüzden böyle hani... Zevkli olduğu için değil de Ortalama bir avantaj olduğu için ben birazcık buraya yerleştiriyorum. Çünkü elimizde bir fener olduğu varyasyonu hesaba katıyorum her zaman. Bunu çünkü sadece elinde bir fener varsa alabileceğim bir avantaj. Diğerleriyle çok çalışma sırf o yüzden tekrardan bak ikiye indirmek bile geliyor içimden. Ama çok arada kaldığım ve bazen takım arkadaşlarımla birlikte böyle eğlenceli maçlara girdiğimiz, 4 fenerli girdiğimiz maçlarda takım arkadaşımı aldırdığım avantajlardan biri olduğu için bunu zevkli kategorisine koymayı düşünüyorum ve bu şekilde yerleştireceğim açıkçası. Çok da fazla üzerine düşürüp kafayla yemek istemiyorum. Ve son olarak da tabloya bakacak olursak Nia'mız buradan 4 puan, 3 puan da buradan 7, 2 puan da buradan 9 puanlık bir Survivor haline gelmiş oluyor. Onu da listede adını yazalım. Sıradaki Survivor'ımız Dede. Dede'nin ilk avantajı sona kalan. Sona kalanı hiç üzerinde konuşmadan direkt çöpe atıyorum. At bunu gitsin. Hiç kullanmaya bile gerek yok. Çok saçma bir avantajlardan bir tanesi. İç hayatında bir iki defa falan kullanmışımdır. Tamamen bencil bir avantaj çünkü. Bencil olmaktansa takım çalışmasına daha çok önem veren bir insanım. O yüzden bana göre bir perk değil. Eğer bencil bir oyuncuysanız alın bunu buraya koyun. Sizin kararınız sizin tier olur ama benim için çöp statüsünde bir karakter. Bir diğer avantajımız ise Borrowed Time yani sayılı gün arkadaşlar. Sayılı günü yine ortalama bir gücü olduğu için 3 puan vermek istediğimden zevkli olduğundan değil 3 puan vermek istediğimden buraya yerleştiriyorum. Zaten oyunda default olarak artık dayanıklık statüsü huklardan sonra var ama benim o yüzden sırf bu yüzden bu avantaja ihtiyacım yok. Fakat bazı durumlarda katil gerçekten beklemek istiyor. O bu dayanıklık statüsünü 10 saniye sayıyor ve survivor'ı öyle vuruyor. Sırf öyle durumlardan takım arkadaşım kurtarmak ve tünel yememesini engellemek istediğim durumlarda bunu alabilir ve gerçekten oyunu kazanmak kadın oynadığım durumlarda benim işime çok fazla yarayabilecek avantajlardan bir tanesi. O yüzden 3 puanı hak ettiğini düşünüyorum ve 3 puanı yerleştiriyorum. Son avantajımız ise yıkılmaz dede de yıkılmazı kesinlikle metaya sokuyoruz. Çünkü yıkılmaz dışında sizin yerden kalkabildiğini sadece takma kafaya var. Takma kafaya da tabi buğunu saymıyorum. Buğunun açılması için buğunun alanında olmanız lazım. Her zaman kalkabilme statüsüne sahip olabildiğiniz bir avantaj olarak bakıyorum ve metaya sokuyorum. Takma kafayı yaralı olmanızı istiyor. Fakat Unbreakable herhangi yani yıkılmaz herhangi bir şekilde sizin bir sağlık durumu efektine Sokmadan yerden oyunda bir defa mahsus kalkabilmenizi sağlıyor Şimdi oyuna yeni başladınız bir oyuncuysanız Diyeceksiniz ki ya bir defa yerden Kalkıyorum hani ben bunu ne zaman kullanacağım ki Kullanmasam olmasa daha iyi diyeceksiniz Ama hayır arkadaşlar bazı katiller var Örneğin ikizler, nurse ya da Hmm, düşünemem lazım birazcık. Ya da Blight gibi karakterler. Bu tarz karakterler sizleri yerde yere düşürerek, hepiniz yere düşürerek oyunun hakimiyetini almaya çalışan, sizi hook'a asmadan yarattığı o kar topu etkisiyle oyunu kazanmaya çalışan katiller var. Ve bu katillere karşı yıkılmaz gerçekten hayat kurtarıcı oluyor. Maçı kaybettiğiniz senaryolarda böyle 3 kişi kalmışsınız, son jeneratör %95'lik bir jeneratör var ama öldünüz. Üçünüzü de yere düşürmeye başardı bir şekilde katil. Ve hepinizi hook'a asmaya giderken sizin yerden kalk takım arkadaşınız da kaldırıp o jeneratörü bitirmenin verdiği zevki hiçbir şey veremez ve oyunu gerçekten kaybettiğiniz bir senaryodan komple 4 kişi ayağa kadar çevirebilecek avantajlardan bir tanesi o yüzden metada olmayı kesinlikle sonuna kadar hak ediyor ve her takımdaki o 16'lık havuzun içerisinde kesinlikle bulunması gereken en azından bir tane bile olsa bulunması gereken avantajlardan bir tanesi 6 puan verebilsem 6 puan vereyim özellikle buradaki metadakilerin hepsine 6 puanı bile hak ediyorlar gerçekten ama yıkılmazın ayrıca bu konuda bir gücü olduğundan üzerine de ekstradan durmak istedim. Bu kadar konuştuk. Totele bakacak olursak dede kaç puan almış? Burada 5 puanlık bir de dedemizin perki var. Bir 3 puan da buradan almış ve son olarak da 1 puan buradan almış. Toplamda 9 puanlık bir karakter haline gelmiş oluyor. Dedemiz onu da listeye yazalım. Sıradaki Survivor'ımız David King. David King'in ilk avantajı bize bir şey olmaz. Bize bir şey olmaz. Benim açımdan zevkli bir avantaj. Çünkü takım arkadaşım yere düşüyor. Elimde de sırf zaten bunu almışsam kesinlikle bir bitki bilim oluyor ya da başı kaçıracağız gibi heal hızımı daha da arttıran avantajlar oluyor. Ve güzel de bir hızlı medkitle birlikte yeri düşmüş takım arkadaşımı başka birinin de yardımıyla birlikte katili oyalayıp bir anda yerden kaldırabilmek. Üzerine kaldırdıktan sonra o takım arkadaşımın dayanıklı statüsünde olması katile flash save atmak gibi bir şey olmuş oluyor. Gerçekten bu tarz durumlarda kullandığım zevkli avantajlardan bir tanesi olduğu için ve sık sık aldığım için benim adıma 3 puanı hak eden bir avantaj. O yüzden bunu buraya yerleştiriyorum. Bir diğer avantajı ise kum torbası. Yani kum torbasını Çöpe mi atsam olmasa da olur mı koysam gerçekten bilemiyorum. O kadar mutluyum ki şuralardan bir yere tercih ediyorum. Yani artık eskiden olsa şuralardan bir yere tercih ederdik. Hatta direkt metaya koyardık ama öyle bir nerflediler ki abi öyle bir nerflediler ki. Gerçekten sadece oyunda iki defa kullanabiliyorsun. Yani çöpe de atmak istemiyorum çünkü kullanıldığı zaman gerçekten oyunda kilit noktalara imza atıyor. O yüzden olmasa da olura yerleştireceğim. Yani 1.5'tan 2 gibi bir puan veriyorum burada ve kum torbasının buralarda görmek de gerçekten beni çok mutlu ediyor. O yüzden buraya yerine yerleştirmiş oluyoruz. Son avantajımız da takma kafaya. Şimdi takma kafayı nasıl değerlendirmemiz lazım? Şimdi normal bir avantaj olarak oyunu kazanmak için bir avantaj olarak düşünecek olursak kesinlikle çöpe atmalıyız. Ama zaten yapımcılar da bu avantajın bir challenge perki olduğunu kendileri de söylüyorlar. Yani siz bunu ne amaçla kullandığınızı biliyorsunuz. Kendinize bir challenge aratmak için kullandığınızı biz biliyoruz diyor. O yüzden bu avantajı herhangi bir şekilde güçlendirmiyorlar ve bu şekilde bir challenge avantajı olarak kullanıyorlar. Biz de zaten bazı bu takma kafayı alıp böyle çılgın çılgın şeyler yapabiliyoruz. O yüzden ben burada tamamen perkin kendi doğasına hakim kalarak onu zevkli statüsüne taşımak istiyorum. Sırf o perk sayesinde, sırf bu avantajımız sayesinde çok güzel bu itleri imza atabiliyoruz ve katilleri çok fazla tilt edebiliyoruz. Bizi yerde bıraksalar ayrı bela hukuka götürmeye çalışsalar ayrı bela yaratacağımız bu itler oluyor ve bu bu itlerde gerçekten vazgeçilmezimiz takma kafayı oluyor. O yüzden 3 puan da hak ettiğini düşünüyorum. Totalde de bakacak olursak David'imiz altı puan bu iki avantajdan 2 puan da kum torbasından alarak totalde 8 puanlık bir survivor haline gelmiş oluyor. Şimdi geldik artık diğerlere. Artık para verdiğimiz kısımlara geldik. Özellikle Luri gibi bir karakter sadece Aurix'le alınabiliyor. Yani oyuna para yatırmadan bu avantajlara sadece marketten erişebiliyorsunuz. O yüzden buralar biraz daha kritikleşmeye başlıyor bu saatten sonra. UI'mizin perklerine bakacak olursak da ilk avantajımız burada Türkçesi neymiş? Bir başına. Bir başına bana göre olmasa da olur avantajlardan. Aslında dede yaptığımız muamelenin aynısını yapmamız lazım. Yani bunu da buraya koymamız lazım. Fakat Yui'nin avantajı dedenin avantajına kıyasla biraz daha iyi kalıyor. Çünkü sizin eylem hızlarınızı bakıyorum şurada %75 hızlandırıyor. Çıkış kapısını açma hızınızı tek kaldıysanız %50 hızlandırıyor ve komboya böyle bir şeyler birlikte bir şeyler yapabilmeye müsait bir avantaj. O nedenle sırf bu tarz kombolar yapılabildiği için sırf biraz daha sinerjisi olduğu için diğer avantajlarla bunu olmasa da olarak kadar yükseltmek istiyorum. Yine bir buçuktan iki olmuş oluyor. Bir diğer avantajı ise derin saplantı. Derin saplantı bu metada gerçekten yani alan bile yok. Çünkü 30 saniyede sadece 3 saniye. 30 saniyede bir 3 saniye size katili gösteriyor. O nedenle çok bir metada yeri yok. Keşke daha uzun gösterse ya da daha sık gösterse. Katili birbirimizi daha sık görsek. Biraz daha alınabilir. Eskiden mesela çok güzel bir avantajdı. Eskiden olsa gerekli statüsüne kadar koyabilirdik. İyi bir oyuncunun vazgeçilmez avantajlarından biriydi. Katili sürekli birbirini görüyordun. Chase esnasını kullan biliyordum. Ama şu anda gerçekten çöp bir avantaj. Kimse de kullanmıyor. Kullansa da pek bir faydası olmuyor. O yüzden bunu alacağıma. Fengmin'in alert gibi birazdan zaten ona da geleceğiz. Alert gibi avantajını kullanmak çok daha bize info sağlıyor veya Vitorion'un sis okulunu kullanmak yine çok fazla avantaj sağlıyor. O yüzden derin saplantıya hiç gerek yok. Biraz daha bufflanmaya ihtiyacı var. Luri'mizin son avantajı ise can avli. Can avli ise bana göre gerekli bir avantaj. Meta değil çünkü 2.5 saniye katili sadece stunlayabiliyorsunuz ve çoğu katil 2.5 saniye ıslansa sanki yememişçesini size tekrardan geri gelebiliyor. Ama kesinlikle tünel engelliyor. Tünel yediğiniz durumlarda tünel yemeyi sevmeyen bir katil Survivor'sanız can abi mutlaka sizin envanterinizin bir köşesinde olması gerekiyor. O nedenle bu tarz durumlardan sıkıldığınızda kesinlikle başvuracağınız ilk tercihlerden biri olabilir. Bu nedenle can abini buraya koyuyorum. Çünkü Düştüğünüz zaman hani bu katillerden biri olmasa bile 2,5 saniyede bir sonraki spota kadar ilerleyebiliyorsunuz ve katili daha da fazla oyalayabilmeye başlıyorsunuz. O yüzden potansiyeli de yüksek bir avantajı olduğu için burada 4 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Totele bakacak olursak da 4 puan buradan, 2 puan buradan, bir de buradan 6, 7 puanlık bir Survivor haline gelmiş oluyor Luri'miz burada. Sıradaki Survivor'ımız Ace Visconti. Ace Visconti'nin ilk avantajı güçlü el. Güçlü el bize Hale okuma mesafelerini 16 metre arttırmak dışında hiçbir şey yapmıyor. O yüzden çöp bir avantaj. Bu it tamamlayıcı avantajlardan bir tanesi yine ve çok fazla bu itte de ev sahipliği yapmıyor. Çok nadiren aldığımız, çok 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 nadiren aldığımız avantajlardan bir tanesi. O yüzden kesinlikle çöp kısatüsünü ve bir puan hak ediyor. Yine aynı şekilde yüksek bayis bizim e, oyun içerisinde şans üzerinden gerçekleştirdiğimiz her şeye yüzde üçlük bir şans ekliyor. Ve buna hiç gerek yok. Gerçekten bu da çöp kategorisinde bir avantaj. Sadece belli başlı böyle kancı kurtulma buitleri gibi buitlerde ya da sandık açma oyuna girdiğimiz sandık açmak için oyna, oynadığımız buitlerde oyunu kazanmaktan tamamen bağımsız fantezi amaçlı. Ne eğlencesi de var yani herhangi bir eğlencesi de çok fazla yok. Böyle bir perk olduğu için yine buraya yerleştiriyorum. Son avantajı ise son koz. Son kozu olmasa da olara koyabilirim çünkü bazı arkadaşlarımız eklenti konusunda sıkıntı çekiyor ve son kozun sandıktan eklentili eşya çıkarmaktan dışında bir avantajı daha var. O da şu ki arkadaşlar burada da okuyacağınız üzere kaçarken eşyandaki bütün eklentileri de korursun. Normal şartlarda oyuna girdiğinizde item'la oyundan kaçtığınızda yani ölmeseniz bile itemlarınızla çıktığınızda eklentileriniz ne olursa olsun siz kaçsanız da kaçmasanız da kayboluyor. Fakat son avantajını kullanarak oyuna girerseniz eklentileriniz de sizinle birlikte geliyor ve onları kaybetmiyorsunuz. O yüzden son koz burada güzel bir tercih oluyor. E, olmasa da olur avantajlardan bir tanesi haline geliyor ve ace'imiz burada toplamda 4 puan olarak adını 4 puana yazdırıyor diyecektim. 4 puanlık yer bile açmamışım. Ace o kadar kadar kötü bir skor almış ki burada bir tane daha ace için özel yer oluşturmam lazım ve adını da ace falan yapmam lazım ya da 4 puanlık diye şuraya yazalım. Burada dursun sıradaki survivor'ımıza geçelim. Sıradaki survivor'ımız Fengmin. Fengmin'in ilk avantajı teknisyen kesinlikle çöp üzerinde konuşmaya dahil yok. Oyunu 5 saat oynadıktan sonra artık bu avantaja hiçbir ihtiyacınız kalmıyor. İlk 5 saatte sadece işinize yarar açıklamasını gidin okuyun hak vereceksiniz üzerinde çok fazla durmuyorum. İkinci avantajı ise kıvrak. Kıvrak gerçekten gerekli avantajlardan bir tanesi hatta balansla yerine değiştirebilirsiniz. Balanstan daha güçlü yani balans sediğimde 4 ayak üstüne bazen ben İngilizcelerini bilmiyorum arkadaşlar. Şey, bazılarının Türkçeleri hemen direkt aklıma gelmiyor çünkü benim zamanımda Türkçe yoktu. Her neyse bununla kafanızı şişirmeyeceğim. O yüzden arada bir İngilizce konuştuğumu bilin sadece. Kıvrak çok güzel bir avantaj çünkü 4 ayak üstüne gibi bir avantajla kıyasladığımız zaman 4 ayak üstüne her zaman yüksek bir yer arıyor ve her zaman map içerisinde yüksek bir yer bulamıyoruz. Fakat kıvrak her koşulda kullanabilirsiniz. Çünkü palet olmayan ya da pencere olmayan bir map yok. Her mapte ve gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Paleti devirip üzerinden kendi kendinize bile kayıp sırf katil o spotta dönmemek için bile kullanabilirsiniz. Gayet güzel avantajlardan bir tanesi. Ani depardan sonra oyundaki en popüler avantaj zaten kendisi. En güzel bitkinlik avantajlarından bir tanesi. O yüzden burada 4 puan hak ediyor. Hatta 5'e bile zorluyor kendini ama burada 4'te durması meta demeyemek için daha güzel. Hatta bazen aklımda çeliniyor gerçekten. 5'e bile koyasım geliyor ama şu anda 4 puanlık bir dursun. Sonradan belki kararımızı değiştiririz. Son avantajımız ise pür dikkat. Pür dikkat olmasa da olur avantajlardan bir tanesi. Aslında kompetitif oynadığın zaman pür dikkat gerçekten güzel bir avantaja dönüşüyor. Çünkü 4 kişilik bir takımda eğer bir tane pür dikkat varsa katil sürekli olarak bir şeyleri kırdığında takım arkadaşlarına info falan verebiliyorsun. O nedenle güzel bir avantaj aslında. Fakat normal oyun da hiçbir işimize yaramayacağı için bu avantajlardan da daha güzel olduğu için burada bir buçuktan iki puan alarak iki puana olmasa da olura yerleştirmiş oluyoruz. totalde Feng'imize bakacak olursak 4 puan buradan almış oluyor. iki puan buradan, bir puan da buradan 4 6 7 puanlık bir survivor olmuş oluyor Feng'imiz. Geçtik sıradaki survivor'ımızda Quentin Smith'teyiz. Aç gözün avantajına bakıyoruz. Aç gözün avantajı zevkli bir avantaj. Yani aslında olmasa da olarak koysam da çok fark etmez ama 2.5'tan 3 olan bir avantaj yine. Çünkü oyunun sonunda kapıları hızlı açabilmemiz bizde gerçekten bazen çok güzel vakitler kazandırıyor. Özellikle sona kalmış bir takım arkadaşımız etrafımızda kimse yoksa sona kalmışsanız şimdi diyeceksiniz ki sona kaldığımızda bir başına çok daha iyi. Ama evet ama bu perk her zaman çalışma garantisi var. Yani siz oyun sonunda kapılara giden ilk survivor olursanız jeneratörün bittiğini gördüğünüz zaman sol sol statüdeki you <laughs> hudlardan. Kapıya direkt olarak gidip takım arkadaşınızla kapıyı hazır bir hale getirebilirsiniz. Ölmek üzere olan bir arkadaşınız mecburen kapıya koştuğunda kapıyı ona hemen hazır edebilirsiniz. O yüzden zevkli avantajlardan bir tanesi olarak görüyorum. 2.5'tan 3 puan almış bir avantajımız olacak. Bir diğer avantajı ise eczacı. Eczacı çöp bir avantaj arkadaşlar. Sandıkları hızlı araştırmak dışında gerçekten hiçbir işlevi yok. Çünkü ben yaralandığım zaman gidip bir tane sandıktan kendimi iyileştirene kadar oyuna medkitle girerim. Çok daha iyi. Yani sırf bunun için bir bir perk slotum, bir avantaj rotumu kesinlikle harcamam o yüzden bir puana koyuyorum. Son avantajımız ise gece nöbeti. Gece nöbetini gerçekten metaya sokacağım çünkü meta olması gereken avantajlardan bir tanesi. Yani sizin ve 8 metre yakınızdaki takım arkadaşlarım bakın körlük, sakat, bitkin, zayıf, kan kaybı, topal bir haber etkilerin hepsini %30 daha hızlı eritiyorsunuz. Yani %30 daha fazla ani depar atacaksınız. %30 daha fazla kıvrak atacaksınız. Ya da katilin bir bölgeye musallatı varsa bundan %30 daha hızlı kurtulacaksınız. Ya da katil herhangi bir eklentisiyle bir şeyiyle size tek atmaya yaklaştığında bundan %30 daha hızlı kurtulacaksınız. Diğer zaten köreden bilmem ne bunlar çok nadir geliyor. O yüzden onları çok fazla söylemiyorum. Ve bunu 8 metrekli yakınınızdaki takım arkadaşlarınız 15 saniye daha üzerlerinde tutabiliyor. Yani bir kendini kanatta gibi 8 metre dip dip olmak zorunda değilsiniz. Siz onun yanından geçip koşarken gitseniz bile o adam 15 saniye boyunca %30 daha hızlı eritecek. O yüzden gerçekten çok güzel avantajlardan bir tanesi ve meta avantajlardan bir tanesi. O yüzden 5 puanı sonuna kadar hak ediyor. Ben zaten YouTube'daki videolarıma bakacak olursanız çoğu bu ildimde özellikle ani depar kullanıyorsam ani deparı daha sık getirebilmek için gece nöbetini kesinlikle tercih ediyor ve kesinlikle komboluyorum. Bütün avantajlarla da sinerjisi olduğundan dolayı 5 puanı sonuna kadar krallar gibi hak ediyor. Total'e bakacak olursak da 5 3 puan buradan 3 puan buradan ve 1 puan da buradan 5 8 9 puanlık bir Survivor'ımız haline geliyor. Böyle deden yanına adını yazdırıyor. Sıradaki Survivor'ımız Dedektif dep. İlk, ilk avantajımız ise Azim. Azim zevkli bir avantaj. Çoğu bu itte güzel bizim işimize yarıyor. Özellikle dedenin yıkılmaz gibi avantajlarıyla birlikte bizim yerden kalkışımızı hızlandıran avantajlarla birlikte veya bir Power Struggle ile Power Struggle güç mücadelesi olması lazım. Güç mücadelesiyle çok güzel çalışıyor. Sinerjisi bu tarz şeylerle çok fazla olduğu için bu ilk tamamlayıcı avantajlardan birisi olduğu için burada zevkli kategorisine 3 puanı koymak istiyorum. İkinci bir avantajı Dedektif Sanç. Dedektif Sanç bize sadece her jeneratörden sonra belli bir süreliğine ki 10 saniyeliğineymiş jeneratörlerin, sandıkların ve totemlerin yerlerini gösteriyor. Şimdi sandık görmek zaten normal bir oyunda çok istediğimiz bir şey değil. Totem görmek okey güzel olabilir ama totem bize gösteren çok daha fazla şey var. Onun dışında jeneratörleri göstermesi yine çok iyi bir şey değil. Çünkü ben jeneratörleri zaten bep içerisinde de görebiliyorum. Görmesen bile nerelerde olduklarını tahmin edebiliyorum. Kapalı bir map değilse jenitörleri görmek yine çok fazla işime yaramıyor. O yüzden 2 puanı vermek istiyorum. Olmasa da olur avantajlardan bir tanesi ki zaten pardon oraya koymuşum. Diğer aşağıdakiler çok daha kötü olduğu için burada 1.5'tan 2 puan alıyor ya da direkt 2 puan da alıyor diyebiliriz. Ve son avantajımız ise kedi fare. Kedi fareyi de şimdi sadece bakın kedi fare sadece muhteşem odaklanmanın yanında gerekli bir perk haline geliyor. Yani muhteşem odaklanmanız varsa size kedi fare de gerekli. 4 puanlık bir avantaj. Birazdan muhteşem odaklanmaya da geleceğiz zaten. Muhteşem odaklanmanız varsa gerekli bir avantaj fakat onun dışında gerçekten olmasa da olur hatta çöp avantajlardan bir tanesi. O yüzden muhteşem odaklanmanız varsa 4 puan olarak nitelendirmeniz gerekiyor. Onun dışında Olmasa da olur. Aşağıdakilere bakıyorum. Gerçekten aşağıdakiler de çok kötü. Bir puana da koyasım var. iki puana da koyasım var. Hadi iki olsun diyerekten buraya koyuyorum. Muhteşem odaklanmayla gerçekten çok iyi bir sinerjisi oldu. Ve jenitor konusunda kendi başına edinebileceğiniz en fazla gücü ulaşmanızı sağlayan combo olduğu için olmasa da olur'a yerleştiriyorum burada. Totele bakacak olursak da 4 puan buradan almışız. 3 puan da buradan toplamda 7 puanlık bir Survivor haline gelmiş oluyor dedektif tepimiz. Sıradaki Survivor'ımız Kate Danson. Kate. Dance'ın ilk avantajı dans edelim Dans edelim sadece yine Kıvrakla birlikte kombolanacak bir avantaj Onun dışında kıvrak dışında Çok fazla kullanmayacağımız Yaralıysak zaten katilin bırakın Bizim çiziklerimizi görme ihtiyacı yok Zaten sesimizle bizi takip edebiliyor Yere bıraktığımız kanla takip ediyor O yüzden olmasa da olur ama bir neden bazı nedenlerle de bazı yapılan bu itlerle de zevkli hale geldiğini de söylemek istiyorum. Fakat yine de tek başına olmazsa da olur avantajlardan bir tanesi ve 2 puana koyuyorum. Bir diğer avantajımız ise fırsat penceresi. Fırsat penceresi meta avantajlardan bir tanesi. Çünkü gerçekten bakın bunca saatlik oyunum var ve fırsat penceresi aldığım oyunlarda çok daha rahat hayatta kalıyorum. Oyunu bilmeyen bir oyuncuysanız zaten işinize çok fazla yarıyor. Çünkü size oyunun içerisindeki bütün paletleri, pencerelerin hepsini gösteriyor. Özellikle kapalı maplerde sizin işinizi o kadar güzel kolaylaştırıyor ki veya böyle karanlık maplerde örneğin Red Forest maplerinde çok güzel işinize yarıyor ve fırsat penceresi olarak oyuna girdiğinizde gerçekten win rate'inizin ne kadar arttığını göreceksiniz. O yüzden çok gerekli, çok güzel avantajlardan bir tanesi. 5 puanı kesinlikle sonuna kadar hak ediyor. Son avantajımız ise yılmak yok. Yılmak yok. Zevkli avantajlardan bir tanesi. Yani gerekli demeyeceğim çünkü çok da gerekli değil. Bunu almasanız da oyunda kalabilirsiniz, hayatta kalabilirsiniz ama zevkli bir avantaj olduğunu söyleyeceğim. Böyle genelde maçlarınızda %25 %20 ihtimalle Wiggle atmanızı garanti sağlar. Çünkü katil o kadar fazla sersemletiyorsunuz. O kadar fazla sağa sola savrutluyorsunuz ki özellikle bir de yüksek bir yerde düşürseniz ekstra Wiggle süresiyle başlamanızı sağlıyor. Özellikle sırf bu belki yüksek bir yerlere gidip oralarda ölürseniz katil aşağı atladığında Wiggle'ınızın daha da arttığını ve katilin bazı durumlarda bazı varyasyonlarda sizin hiç asamadığını da fark edeceksiniz. Sizi mecburen yerde bırakmak zorunda kalacak. O yüzden zevkli avantajlardan bir tanesi ve burada 3 puanı güzelce hak ettiğini söyleyebilirim. Totele bakacak olursak 2 puan buradan, 3 puan buradan, 5 puan da buradan totalde 10 puanlık bir avantaj, 10 puanlık bir survivor haline geliyor Kate Dansons. Onu da buraya listeye yazmış oluyoruz. Sıradaki survivor'ımız Adam Francis. Adam Francis'in ilk avantajı şaşırtmaca. Şimdi şaşırtmaca çok zevkli değil. Zevkli bir avantaj gibi gözüküyor. Katili bir taş atıyorsunuz ve onun peşinden gitmesini istiyorsunuz resmen ama bana göre olmasa da olur avantajlardan bir tanesi. Çünkü katiller bunu her zaman takmıyor. Çünkü etraftaki birinin pencereden atlamış olma ihtimali de var. Yani belli bir yöne gitmek istiyorsa bir jeneratörü korumaya gidiyorsa zaten attığınız taşa ya da birinin pencereden atlamasına kesinlikle geri dönmüyor. Sırf ben bununla bir katili kandırmaya uğraşacaksam gidip bir paletten kendi kendime kayıp yine aynı sesi de çıkartabilirim olarak görüyorum. O yüzden bazı Survivor'lar, bazı arkadaşlar sevdiği için, zevkli olarak gördüğü için, ben çöp olarak gördüğüm için ikisinin arasında bir iki puan yerleştiriyorum. Bana kalırsa bir puanlık bir avantaj. Onu da söylemek istiyorum. İkinci avantajım ise kurtuluş. Kurtuluş kesinlikle meta var avantajlardan bir tanesi. Bakın ben kurban rehberimde ve oynadığım solo survivor videolarının hepsinde zaten defalarca anlatıyorum. İlk kovalanan survivorsanız paletleri devirin çünkü 3 diğer takım arkadaşınız sizin jeneratör yapıyor ve 3 hıksız da jeneratör yapabiliyorsunuz. Şimdi neden bunu anlatıyorum? Kurtuluş da aynı efekti sağlıyor size. Normal şartlarda siz ilk asıldıktan sonra bir takım arkadaşınız size doğru koşmaya başlıyor. Siz zaten huktasınız. İkinci bir takım arkadaşınız kovalanıyor. Geriye sadece bir tane jeneratör yapan adam kalıyor. Yani jeneratör hızınız 3x'den 1x'e düşüyor. Fakat kurtuluş şunuz varsa ve o hukuku alamadık kadar sizseniz huku asıldığınız zaman birinin size gelmesine gerek kalmıyor ve siz de hukuktan hemen kurtulup tekrardan bir jeneratöre oturabiliyorsunuz. Yani yıldızınız eğer kurtuluş varsa sizde 3x'ten 1x'e düşmüyor ve 3x kalmaya devam ediyor arkadaşlar. Kısa bir süreyle hemen kendinizi hukuktan kurtarıp sizin kimseye gelmesi sizin kimsenin gelmesine müsaade ederek hatta belki katili de geri kendinize çekerek 3 tane takım arkadaşınızın jeneratör yapmasına devam edebiliyorsunuz. O yüzden jen progresi konusunda, jen ilerlemesi konusunda inanılmaz bir bir katkısı var takıma. Takımı gerçekten boş bütün aktivitelerden kurtarıyor ve canavli gibi şeylerle de komboladığınız zaman katilin sizi tekrardan yakalaması pek de mümkün olmuyor. O yüzden meta avantajlardan ve kesinlikle takımda bir tane bulunması gereken avantajlardan bir tanesi. Son avantajımız ise öz öğrenim. Öz öğrenim son metada zevkli konumundan biraz daha gerekliye doğru yükseldiğini söylemek istiyorum. Çünkü bütün katiller heal hızlarının gerilemesiyle birlikte artık kanlı kasap kullanmaya başladı ve kanlı kasaba karşı bitki bilimden ziyade öz öğrenim biraz daha fazla da iş yapıyor. Çünkü bitki bilim sadece sizi %50 bir heal hızı verirken öz öğrenim bu heal hızına bakmaksızın sizin heal yavaşlamanıza bakmaksızın 5 token olduğunuzda %60'lık 70'lik bir heal ilerlemesi sağlıyor. Bu da sizi gerçekten bitki bilime göre çok daha güzel seviyelere kurtarıyor. Fakat her zaman stack kasması zor. Keşke daha rahat stack kasılabilse de meta'ya girse ama şu anda gerekli statüsünde kalmaya hak ediyor. En sevdiğim survivor perki olduğunda altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Benim en sevdiğim survivor perki. Çünkü ben bir takım arkadaşımın heal'lamaktan çok hoşlanıyorum ve bunu bir anda hızlı bir şekilde yapabilmek ve token kasabilmek oyunun sonunda giderek güçlenmesi beni gerçekten bu avantajı almaya çok fazla itiyor. Bana göre meta ama maalesef token kasmak çok zor olduğu için ve çoğu solo server maçımda kasamadan oyunun bittiği için gerekli statüsünü tekrardan indirmek zorunda kalıyorum. Totale bakacak olursak da Eden Friends'imizin avantajları burada bir 5 puan, 9 ve 2 puan daha 11 puanlık bir server skoruna sahip gerçekten güzel bir Skor aldığını söyleyebiliriz Sıradaki Survivor'ımız Jeff Jeff'in ilk avantajı kırıp geçir arkadaşlar Kırıp geçir 180 saniye boyunca Huku kırıyor siz asılıyorsunuz Asılmaktan kurtulduktan sonra 180 saniye boyunca sizin o huku Kırmanızı sağlıyor özellikle bu Hukun ceza kancasına denk geldiğini varsayarsak inanılmaz güzel Gerekli bir perke dönüşebilir fakat Her zaman bunun olmayacağı için Burada zevkli statüsüne koymak istiyorum 4 tane avantajımdan bir tanesini Kırıp geçire çok fazla tercih etmiyorum ama gerçekten kullanımı zevkli 180 saniye hukun çıkmaması özellikle o bölgede size bir safe zone yaratıyor çünkü köşe bir yerde asıldıysanız ve o huku 180 saniye kırarsanız ve o köşeye gidip ölürseniz 180 saniye boyunca kaze sizi asacak bir hook bulamayacak çünkü bir sonraki lokasyon oraya göre çok daha uzakta kalacak ve katil sizi o köşeden diğer lokasyona kadar yetiştirmesi mümkün olmayacak o yüzden zevkli bir avantaj güzel kullanırsanız güçlü de bir avantaj oranın safe zone olduğunu takım arkadaşlarınızın bilirse güçlü bir avantaj haline gelebilir fakat şu an da zevkli konumunda kalması yeterli buluyorum. Bir diğer avantajım ise arayı açmayalım. Arayı açmayalım olmasa da olur avantajlardan bir tanesi. Takım arkadaşımı görmek için sırf onu hiyalamam gerekiyor. Bütün map üzerinde görüyorum okey ama bunu alacağıma bond alırım. Herhangi bir şart şurt olmadan takım yakındaki takım arkadaşlarımı daha rahat görürüm. Benim içime daha çok gelebilir. O yüzden ben buraya 2 puan olmasına layık buluyorum. Son avantajım ise saptırma. Saptırma Jankik metasında çok gerekliydi. Hatta metaya kadar yükselmişti. Ama şu anda biraz da zevkli olduğu için değil de güzel bir gücü olduğundan fakat çok da gerekli olmadığı artık çok fazla gerek kalmıyor çünkü dediğim gibi katiller jentür kilitledikten sonra aura gösteren knight'ın perkini çok fazla kullanmıyorlar o yüzden tekrardan bir metadan düştü ve zevkli konumuna tekrardan düştü bir ara gerçekten metayı herkes alıyordu ve çok fazla iş yapıyordu ama şu anda zevkli statüsünde durmasında herhangi bir sakınca görmüyorum totale bakacak olursak da yine jeff'in perklerinde 3-3 iki tane avantajımız var. 6-2 puan da burada 8 puanlık bir Survivor haline gelmiş oluyor. Sıradaki Survivor'ımız Jane Romero. Jane Romero'nun ilk avantajı dayanışma. Dayanışma ben bir takım arkadaşımı iyileştirdiğimde onu iyileştirdiğim kadarının %50'sinin benim de heal'ıma yansımasını sağlıyor. Şimdi teoride çok mantıklı, çok güzel bir perk haline geliyor. Birini bir statü heal'lıyorsun. Bir statü heal'larken aslında bir buçuk statü heal'lamış oluyorsun. Fakat yine ben bunu alacağıma o heal süresini bitki bilimle kısaltırım. Ve kendimi heal'lamak için takım arkadaşıma %50 daha fazla süre veririm. Yine aynı mantığa geliyor. Ve bir de eğer dayanışma aldıysanız ve kaliteli kanlı kasap varsa maalesef bu dayanışma hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar çünkü siz onu heal'larken size gelen heal erimeye başlıyor. Yani o da dolmuyor bir yandan. Doluyor olsa o tarz bir olay olsa hiçbir şekilde erimiyor falan olsa güzel bir avantaj ama maalesef bu haliyle çöp çok fazla kullanmayı denedim. Böyle heal şeylerine çok meraklıyımdır ama çöp bir avantaj. Kullanmaktan bir süre sonra vazgeçtim. Kullanabilen güzel bu ilk bulan varsa tekrardan listede adını değiştir ama şu anda çöp statüsüne koymaktan başka çarem yok. Özgüvenli hiç okumuyorum. Gidin kendiniz okuyun ne kadar rezalet boş bir perk olduğunu göreceksiniz. Ve son olarak da Bodostamamız var. Bodoslama. Şimdi bodoslama bak yani 3 puanı hak eden zevkli deyip 3 puanı hak edecek bir avantaj değil aslında. Yani böyle herkes de olsa da böyle kesinlikle envanterinizde bulunması gereken 5 üzerinden bir perk tamam mı? 5 üzerinden bir avantaj. Ama maalesef çoğu oyunda bunu kullanacak çok bir alanınız olmuyor. Takım arkadaşlarınızla infolaşabilmeniz lazım. Oyunun şüphesiz en eğlenceli avantajı bak en eğlenceli avantajı en eğlenceli. Eğlenme amaçlı alıyorsanız kesinlikle diğer sizin almanızı tavsiye ederim ini açmanızı, Bolos'lama açmanızı tavsiye ederim. Ama maalesef oyunlarda her zaman bunu kullanmak için uygun ortamlarımız olmuyor. Bunu tercih etmek yerine gidip daha iyi avantajlar tercih edebiliyoruz. Ani depar, kıvrak ya da dört ayak üstüne gibi bizi egzasu sokacak avantajlar tercih edebiliyoruz. Şu anlık burada durması, zevkli konumda durması gayet yeterli. 305 üzerinden 3 bir perk alsın. Yani 5 üzerinden 5 bir perk alsın da burada maalesef 3'e koymak zorunda kalıyoruz. Otele baktığımızda 3 buradan, 1-1 bir, bir buradan 5 puanlık bir diğer haline geliyor. 5 puanlık da bir yokmuş hemen bir tane 5 puanlık yer açalım ee, yani dediğim gibi bana soracak olursanız Gerçekten Jane'deki bodoslama çok 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 güzel bir avantaj. Çok güzel bir avantaj. Fakat kullanımı zor. Aynı zamanda ne diyeyim yani bilmiyorum. Bir şeyler böyle eksik. Be beşi hak eden bir Survivor DLC'si değil. Onu bahsetmek istiyorum. Fakat mecburen şu anda buraya koymak zorunda kaldım. Bir tier list yapmak zorunda kaldığım için buraya koymak zorunda kaldım. Çok daha iyi yerleri hak ettiğini söylemek istiyorum. Sıradaki Survivor'ımız eşle Eşli'nin ilk avantajı Ben Kaçar. Ben Kaçar zevkli bir avantaj. Neden zevkli bir avantaj? Bazı bu itlerde Yıkılmaz ben kaçar ve güç mücadelesi yaptığımız bir combo var O buildde size gerçekten lazım olan avantajın ta kendisi bu O buildde çok fazla gerekli ama onun dışında olmasa da olur mu diyeceğim katilin sizi yerde bıraktığı durumlarda yıkılmazla da kalkabildiğiniz gibi eğer ben kaçarınız varsa Wiggle atmanızı imkan sağlar. Yani bir yıkılmaz yerine oyunda bir defa yerden kalkabilmek yerine belki ben kaçarı bu tarz durumlar için daha fazla daha sık tercih edebilirsiniz ama yine burada zevkli olduğu için ve diğer olmasa da olurlardan daha iyi olduğu için 2.5'dan 3 puan vererekten 3 puana yerleştiriyorum. Sıradaki avantajı ise ayaklan ayaklan çöp arkadaşlar. Yine üzerinde çok çok fazla konuşmak istemiyorum çöplerin. Herhangi ekstra bir işlevi yok. Yerden kalktığı zaman hız falan veriyor. Hiç gerekli değil. Onun dışında son avantajımız ise yüreklilik. Yüreklilik benim oyunda en sevdiğim yine avantajlardan bir tanesi. O yüzden kendi nazarımca inisiyatif kullanarak zevkli statüsünden 4'e çıkartıyorum arkadaşlar. inisiyatif kullanan bir puanı ekstra gönlümden veriyorum bu perke. Çünkü 3 tane hasar bir takım arkadaşınızı korumak için yedikten sonra katilin öldüğünü sandı, sizin öldüğünü sandığınız durumlarda size vurup ölmediğinizi göstermek ona çok güzel bir işlevi sağlıyor. Ve bununla birlikte kum torbası da güzel bir kombo var arkadaşlar. Çünkü sizi mende sokmuyor bu avantaj. Mende sokmadan direkt olarak yolunuza devam edebildiğiniz herhangi bir şekilde bitkinliğe falan da girmediğiniz için gayet güzel bir avantaj haline geliyor. O yüzden ben burada gerekli statüsüne çok sevdiğim için inisiyatif kullanarak 4 puan vermek istiyorum. Ve total puanlarımıza bakacak olursak da 4, 3, 7 puan. Bir puan da burada 8 puanlık bir diğersi haline gelmiş oluyor eşlimiz. Şimdi sıradaki survivorlarımız Nancy ve Steve ama artık bunların avantajları public'e düştüğü için bunları geçiyorum. Ve Yui'den devam ediyorum. İlk avantajımız şansın güldü. Şansın güldü yine zevkli olan avantajlardan bir tanesi. Hasar aldıktan sonra 90 saniye boyunca yere kan izi ve çizik bırakmıyorsunuz. Katile gerçekten bunu kullanarak üzerine bir de Leon'un bite balı sık dişini avantajını kullanarak gerçekten izinizi kaybet o sırada med kitinizde heal'lanabilmenizi sağlıyor ve yine Overcome'la birlikte Overcome'ın da yine Türkçesini hatırlayamıyorum onunla birlikte çok güzel işleve sahip olabiliyor çok güzel kombolar yaratabiliyor ve güzel bir build'in içerisinde varsayabiliyorsunuz Overcome'a da bakalım üstesinden gel avantajıymış bu tarz bir kombonun içerisinde gerçekten çok güzel işlevi var ve özellikle bu 90 saniyenin sonunda gidip bir takım arkadaşınızı heal'lanarak her heal'ladığınız bir saniye için tekrardan bir saniye kullanım imkanı vermesi o şekilde bir buff gelmesi bu ki yine zevkli konuma sokmuş oluyor ve burada 3 puanı hak ettiğini söyleyebilirim. Her şey mübah avantajı. Eşi benzeri olmayan bir avantaj olduğu için ve güzel bir avantaj olduğu için ben yine burada zevkli statüsüne koyarak 3 puan ona veriyorum. Yere düşmüş paletlerin hepsini kaldırabilmenizi sağlıyor. Tekrar tekrar kulübe paletinizi kullandığınızı hayal edin. Genelde katiller kulübe paletini devirdiğinizde onu sağ bırakmaz. Sizin kaldırma ihtimalinize kesinlikle izin vermez ama burada her şey mübah yine güzel zevkli avantajlardan bir tanesi ve 3 puanı hak ediyor. Son olarak yine Şahakalk var. Şahakalk da 3 puanlık bir avantaj gerçekten. Çok zevkli ama takımda illa olmazsa olmaz avantajlardan bir tanesi değil. Gerekli statüsüne koymak istemiyorum o yüzden. Fakat gerçekten güzel bir DLC. Yani baktığınız zaman 3 tane güzel 3 puanlık bir avantajı tek seferde alabilmenizi sağlıyor. Sadece buradan 9 puan alıyor olması birazcık içimi burkuyor. Güzel bir DLC çünkü ama maalesef daha üstlere de koyamıyorum bunların hiçbirini. Gerekli diyemiyorum hiçbirine ya da meta diyemiyorum. O yüzden burada 9 puanı alıyor artık almak isterseniz inisiyatif yine sizin ne olduğunu bilerek alacaksınız. Sıradaki Survivor'ımız Zarina. Zarina'nın ilk avantajı kayıtlara geçmesin. Kayıtlara geçmesin gerekli avantajlardan bir tanesi. Tünel yemenizi gerçekten inanılmaz düşürüyor. Tünel yemenizi kesinlikle engelleyen avantajlardan bir tanesi. O yüzden burada gerekli statüsünde hesabınızda kesinlikle Zarina'nın kayıtlara geçmesinin bulunmasını istediğim için burada 4 puanı canı gönülden veriyorum. Bir diğer avantajı yem yemi direkt at çöpe. At çöpe yani hiç üzerinde yine konuşmaya gerek yok. Halk için avantajı var. Halk içinde zevkli olan avantajlardan bir tanesi. Gerekli mi? Aslında takım arkadaşınızın tünel yememesi için agresif bir oyuncuysanız gerekli konuma bile sokulabilir. Bazı hatta kompetit turnuva maçlarında alınır ve... Tünel yiyen takım arkadaşınıza huktan kurtardığınız gibi basarsınız. Kendi canınızı ona verirsiniz ki o ölmesin. O oyundan düşmesin. O oyundan ne kadar düşmezse katil daha fazla oyalar ve 3 çıksız da jeneratör yapmaya devam ederseniz Yine tünel yemeyi engelleyen güzel avantajlardan bir tanesi. Gerekli statüsüne bazı konumlarda dediğim gibi gelir ama burada çoğunuzun o amaçla kullanamayacağını, o amaçla kullanmayacağını bildiğim için burada zevkli statüsüne koyuyorum ve burada totalde kaç puan almış oluyor? 6 puan buradan, 1 puan da buradan, 7 puanlık bir diğersi haline gelmiş oluyor zarınamız. Sıradaki Survivor'ımız Cheryl. Cheryl'ın ruh muhafızı yine zevkli olan avantajlardan bir tanesi. Özellikle maçınızda Hex Totem varsa sınırsız yerden kalkabilmeniz gerçekten harika bir durum. Ve bununla birlikte yerde kaldığınız durumlarda bir takım arkadaşınız sizi takaslamaya gelip kaldırdığında ruh muhafızı o takasın olmasını engeller ve sizi dayanıklık statüsüne soktuğu için o takası takas olmaktan çıkarır. Karlı bir duruma geçmenizi sağlar. O yüzden geri zevkli güzel avantajlardan bir tanesi 3 puanı hak ediyor. Kan yeminine geçeceğiz. Kan yemini beni için gerçekten burada daha üst sıralarda bir avantaj. Çünkü ben bunu kullanıp bir takım arkadaşımla bağlanmayı inanılmaz fazla seviyorum. Yıllardır bunu yapmayı da çok seviyorum. Çoğu arkadaşımla bu build'i çok fazla yaparım. Benim sevdiğim, daha fazla puanları hak ettiğini düşündüğüm avantajlardan bir tanesi. Kullanımı da çok zordur. O yüzden böyle herkesin yapabileceği bir avantaj da değil. O yüzden 3 puanda kalması galiba daha adil olacak. Bastırılmış direniş. Olmasa da olur avantajlardan bir tanesi. Jankik metasında yine çok fazla ön plana çıkmıştı. Çok daha üst sıralardaydı. aynı. Aynı buradaki saptırma gibi ama jankik metası bittiğinden beri bastırılmış direnişte birazcık metadan düştü. Çünkü katil avantajlarını engellemek için kullandığımız bir avantajdı. Katiller artık o avantajları almayı bıraktığı için tekrardan onları almaya başlayana kadar olmasa da olur da kalması daha iyi. Eğer siz bu videoyu izlediğinizde bastırılmış direniş jankik metasında olduğumuz bir durumsa burada daha üst sıralara gerekli konumlara kadar çıkabileceğini de unutmayın arkadaşlar. Ama şimdilik bu metada 2 puan olması gayet adi. 3-3 buradan 6 puan. 2 puan da burada 8 puan. Bu durumda Cheryl'ımız 8 puanlık bir Survivor haline gelmiş oluyor. Sıradaki Survivor'ımız Felix. Felix'in vizyonerini at çöpe. Yine üzerine konuşmaya gerek yok. Diğer bir avantajı olan ise son çare. Yani son çare tamamen bu build tamamlayıcı bir avantaj. Olmasa da olur. Gerçekten zevkli satışına koymak istemiyorum. Olmasa da olur çünkü sadece bunu bitki bilimin yanına ya hızımızı daha da hızlandırmak için alacağımız bir avantaj. Onun dışında bitki bilim çoğu konuda bundan çok çok daha öner ileride. Çünkü son çare yaralı kişi başına %14 size bir heal hızı sağlıyor. 4 kişi yaralıysa ancak takımda bitki bilimden daha fazla heal hızı sağlıyor. Onun dışında 3 kişi yaralıysa yine bitki bilim bu fight'ı kazanıyor. O yüzden son çare bitki bilimin yanında tercih edeceğiniz ikinci bir avantaj olabilir. Sadece bir yedek kulübesindeki oyuncu olabilir. O yüzden olmasa da olur diyorum. Bunun yerine bitki bilim size ya gayet yeterli olur. Zaten bedava avantajlardan bir tanesi. O yüzden bunun için para vermenizi bu oyunda gerek. Yok. O yüzden 2 puan hak ediyor. Son olarak da kalıcı yapı. Kalıcı yapı bu metada yani düşünüyorum şu an ben de kararsızım. Üç buçuktan 4 desem yeri çünkü diyeceğim hatta. Neden diyeceğim biliyor musunuz? Çünkü medkitler nerf yedi. Ve medkitler nerf yediğinden beri artık bir medkit sizi maksimum sadece 2 defa heal'layabiliyor. Eğer kalıcı yapınız varsa bu 2 tane heal... Çıkar 6'ya kadar çıkabilir. Çünkü bir medkit'i 2 defa daha kullanabilmenizi sağlıyor. Ve bu yüzden 6 defa kendinizi heal'layabilmenizi sağlayan tek başına bir avantaj olduğu için. Ben burada gerekli statüsüne koyuyorum ya. Koyacağım. Gerçekten koyacağım. 4 puanı hak eden bir avantaj çünkü. Kararım... 3'teydi ilk başta elime aldığımda ama şu anda 4'e tamam 4'e gönül rahatlığıyla koyuyorum kendimi. iç çatışmamı da yaşıyorum bir anda. Okey tamam burada 4 puan yerleştirdik bütün perklerimize yerleştirdiğimizde göre kaç puanımız olmuş. Burada 2 puanlık bir avantajımız var 4 6 toplamda 7 puanlık bir survivor haline gelmiş oluyor. Ne kadar çok 7 puan oldu ya baya fazla oldu. Max hacı 12 puan almış bakın şimdiye kadar güzel. Sıradaki survivorımız Elodie. Elodie'nin ilk avantajı değerleme. Değerleme yani çöp avantajlardan bir tanesi hiç 4 tane slotumdan bir şekilde bunu harcamam. Bir tane yani sandık açacağım. Bir de sandığı sonra tekrardan arayacağım. Daha iyi bir item bulmaya çalışacağım. Sandık bu itlerinde kullanacağınız bir avantaj. Yani o tarz böyle fantastik bu itlerde sadece işinize yarayacak bir avantaj. Onun dışında çok bir işinize yaramayacağı için çöp statüsüne koyuyorum. Onun dışında aldatmaca aldatmaca zevkli sayılabilir. Zevkli diyebilirsiniz. Çoğu oynayan kişi belki bunu zevkli olarak nitelendirecek. Gerçekten aldığın zaman Zevk için alıyorsun. Tamamen eğlence amaçlı. Gücü hiçbir gücü yok çünkü. Katil elinde sonunda senin fake attığını anlıyor ya da çok salak bir katilse gerçekten çok fazla keyif alabilirsin bundan ama yani bilemiyorum. Ortalama oyuncular için düşüneceğim ve ortalama katiller için. Benim nazarımca olmasa da olur avantajlardan bir tanesi Ben kendi iç sesimi dinleyeceğim Ve buraya 2 puana yerleştiriyorum Son olarak güç mücadelesine bakıyoruz Güç mücadelesiyle yapabileceğiniz çok güzel buitler olduğu için Ben burada zevkli satürne işte bunu koyarım Çünkü ben bununla aldatmacaya kıyasla daha çok eğleniyorum İsterseniz siz bakın bunu buraya alın Bunu buraya alın Fark etmez bundan İkisini yerini değiştirin Yine sonuçta aynı şey olacak Ben güç mücadelesini buna göre daha eğlenceli buluyorum Siz bunu da eğlenceli bulup güç mücadelesini daha sıkıcı bulursanız Yerini değiştirin Sonuç olarak puanımız totalde aynı olacak. 5 puan buradan alınmış, 1 puan da buradan alınmış. 6 puanlık bir survivor haline gelmiş oluyor Elodie. Sırada geçtik Yun Jin Lee'ye. Yun Jin Lee kısa yolu çöp arkadaşlar. Dur, bir dakika bu değil. Yun Lee'nin kısa yolu çöp bir avantaj arkadaşlar. Onu direkt buraya koyuyorum çünkü hiçbir gerçekten işlevi yok. O yüzden at çöpe gitsin. Ee, diğer bir avantajı ise hit parça. Hit parça zevkli bir avantaj. Diğer exhaust perk'lerine, diğer bitkinlik perk'lerine kıyasla daha çok güçlü değil de zevkli bir avantaj çünkü katili her zaman kafasına palet devirmeniz mümkün olmuyor. Fakat devirirseniz gerçekten ani deparın sağladığı avantajdan çok daha fazla. Yani 4 saniye size normal şartlarda ani depar 3 saniye sizlere koşma hızı sağlıyor. Fakat bu 4 saniye sağlıyor. Katili hem sersem hem de 4 saniye koşabilmek gerçekten farkı inanılmaz fazla açmanızı sağlıyor. O yüzden zevkli bir avantaj olarak nitelendireceğim. Son avantajına bakacak olursak ise kendi bacağından yine çöp avantajlardan bir tanesi. Bu durumda da totalde 3 buradan 2 de buradan 5 puanlık bir server haline geliyor yönetmenliği de Jane Romero'nun yanında adını yazdı. Sıradaki Survivorımız Jill. Jill'in ilk avantajı karşı güç. Karşı güç gerçekten bakın şimdi. E Burada daha fazla puan vermek istiyorum. Çünkü karşı güçün daha üzerinde bir totem kırmasına sahip bir perkimiz, bir avantajımız yok. O yüzden ben burada bunu zevkli konumuna sokacağım. Eğer totem kırmak istiyorsanız, katilin totemlerini tamamen oyunda bitirmek istiyorsanız bunu en azından size yapmanızı sağlayacak avantaj bu. Ama gerçekten bir yandan da olmasa da olur diyebiliyorum. Çünkü hayat bir oyun gibi başka bir default avantajımız daha var. O yüzden bu olmasa da hayat bir oyunla zaten totemlerin hepsini kırabiliyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlar bu nedenle bakın hatta o da burada şu anda olmasa da olur aynı zamanda zevkli de hadi iki 3 olsun bari hani perkin bir olayı olduğunu Millet anlasın diye burada 3 puana sokuyorum bunu da. Sıradaki avantajımıza geçecek olursak da diriliş diriliş gerçekten resale. Çöp avantajlardan bir tanesi. Siz hook'tan kurtulduğunuzda sadece çalışıyor ve siz hook'tan kurtulduğunuzda heal'ınızın %50 olarak başlamasını sağlıyor. Oyun içerisinde yani çalıştırabileceğiniz sadece 2 seçenek var. Çünkü 3. de artık hook'a asıldığınızda ölüyorsunuz. O yüzden bunu alacağıma çok daha iyi kendimi hook'tan çıktığımda koruyabilecek bir kayıtlara geçmesin, bir can havli almak varken neden bunu tercih edeyim? Biraz daha belki iş görebilir ama şu anda gerçekten çöp. Son olarak da tuzak mayın. Tuzak ilginç bir şekilde ben gerekli olarak görüyorum. Çünkü gerçekten katilin jeneratörünüze gelip tekmelemesini istemediğiniz durumlarda hem katili sanatıp ona vakit kaybettiriyorsunuz hem kendiniz kayıp onu gözünüzden kaçırmış oluyor sizlere. Ve üzerine jeneratörü tekmelemek için ekrandan tekrardan bir süre sarf ediyor ve bunu yaparken gerçekten çok eğleniyoruz. Katilin o flash'ı yediği andaki etraf dışarıdan onun flash yediği anı izlemek gerçekten çok keyifli anlar. O yüzden gerekli avantaj statüsüne burada da sokmak istiyorum onu. Totele bakacak olursak da 4 puan buradan 3 puan buradan 7 puan 1 puan da buradan 8 puanlık bir jilimiz olmuş oluyor. Onu da 8 puanlık soru arasında yazıyoruz. Sıradaki soru ayarımız Leon Eskenedir. Leon Eskenedir'in sık dişine avantajı eşi benzeri olmayan güzel avantajlardan biri olduğu için burada zevkli satışta koyuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi başta da şansın güldüğüyle birlikte komboladığınız zaman gerçekten katili izinizi kaybettirip üzerine bir de medkitinizle heal atabilmenizi sağlıyor ve spirit gibi ses duymaya dayalı katil katillere, knight gibi, speed gibi katillere karşı gerçekten çok güzel iş yapıyor. O yüzden ben burada zevkli bir avantaj olarak onu yine tutmak istiyorum. Buradaki avantajınıza bakalım. Ses bombası, ses bombası. Benim için olmasa da olur avantajlardan bir tanesi ama gerçekten zevkli de bir avantaj. Kullansam, map üzerinde ses bombasıyla sürekli gezsem, sadece buna dayalı oynasam gerçekten eğlenirim ve zevk alırım. O yüzden 3 puan da hak ettiğini düşünüyorum. Son olarak acemilik kevesi. Bunu hiç konuşmadan at çöpe ve totalle puana bakacak olursak ikisi 6. Son olarak da bir puan aşağıda 7 puanlık bir Survivor avantajı haline gelmiş oluyor. Bir diğer Survivor'ımız Mikela. Mikela'nın ilk avantajı feraset. Feraseti at çöpe. Bunun üzerine konuşma gerek yok. İkinci olarak Boone. Boone gerçekten yani... Bakıyorum ve meta'da gerçekten düşmüş gibi gözükse de hala takım için gerekli avantajlardan bir tanesi bence. Takımda bir tane boon açılsa ve gidip onun içerisine %100 daha hızlı yılansak ya da o bölgede yaralanmış olsa gerçekten bize inanılmaz güzel zamanlar kazandırır. Katilin kanlı kasabını kantırlamamızı sağlar. Gerekli takımda olmasını isteyeceğim. Evet bu da olsun ya diyeceğim avantajlardan bir tanesi. O 16 perkin, 16 avantajın içinde bulunsun diyeceğim. Gerekli diyeceğim avantajlardan bir tanesi. Nerd Arf yemesine rağmen kendi kendinizi heal'layamamanıza rağmen gerçekten gerekli bir avantaj. O yüzden 4 puan hak ettiğini düşünüyorum. Bir diğer avantajı ise gölge yürüyüşü. Gölge yürüyüşü zevkli. Neden zevkli biliyor musunuz? Çünkü kapalı maplerde sizi bir hayalete dönüştürüyor. Kapalı maplerde eğer gölge yürüyüşü varsa bir yerde kuruluyorsa katil sizin hangi odaya girdiğinizi asla tahmin edemez. Çünkü bunu anlayabileceği sadece ayak izleriniz var ve ayak izleriniz gölge yürüyüşü varsa gözükmüyor katile. Bu kadar basit tam bir hayalete dönüştürüyor sizi. Çok güzel chase kazandırıyor. Rpd hastane, The Game gibi maplerde gerçekten sizin içinizde çok fazla yarar ve kadere defalarca chase kaybettirebilirsiniz. O yüzden zevkli bir avantaj. Totele bakacak olursak da 4-3-7 puan buradan, 1 puan da buradan 8 puanlık bir DLC haline geliyor benim nazarımca. Sıradaki Survivorımız Jona. Jona'nın ilk avantajı üstesinden gel. Üstesinden gel'i zevkli statüsüne koyacağım. Neden? Hit parça gibi. Hit parçayı da sanırım buraya bir yere koymuştuk. Hit parça gibi bu da her zaman çalışabilecek bir avantaj değil. Neden her zaman çalışabilecek bir avantaj değil. Çünkü tek atan katillere karşı bunu kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü siz sadece yaralandığınızda çalışıyor ve yaralanma statüsünü uygulamayan, direkt sizi yere düşüren katillerde sizin işinize yaramaz ama kullanırsanız da gayet zevkli katili inanılmaz fazla mesafe açarsınız. Ve yine üstesinden geliniz varsa ve Lucky Bray'iniz varsa Lucky Bray'i şu anda gözüm arıyor. Şansın güldüğünüz varsa o da buradaymış. Şu ikili combo ile birlikte gerçekten katil izinizi kaybettirip üstüne bir de Leon'un sık dişini avantajıyla birlikte güzel bir combo oluşturup öyle bir build olduğu için bunu anlatıyorum. Öyle bir build'iniz varsa diğer iki avantaja sahipseniz üstesinden geliniz de varsa güzel bir build elde edersiniz. Ben de ara sıra kullanırım. Hoşuma gider hatta videosunu yaparsam da bir ara çok daha net anlarsınız. O yüzden 3 puana koyuyorum bunu. Diğer avantajımız sağlama bunu da at çöpe. İlk oyunun 5 saatinden sonra aynı teknisyen gibi ilk oyunun 5 saatinden sonra hiçbir işinize yaramaz. Yanınızda bir tane oyuna yeni başlayan takım arkadaşınız vardır. Böyle arkadaşınıza hadi gel bak Dead by Daylight diye bir oyun var. Ben de birlikte oynayalım falan ders. Takım arkadaşınız ilk oyuna girdiğinizde sizle birlikte jeneratör yaparken skill çeki falan kaçırmaya başlar. O kaçırmasın diye. Ulan nerede bir tane perk vardı sağlama diye. Onu alayım bu çocuk öğrenene kadar bende sağlama olsun. Skill çekleri kaçırdığında jeneratör patlamasın deyince alabileceğiniz bir avantaj. Bu kadar çöp bir avantajın üzerinde fazla bile konuştum. Bir puan hak ediyor. Lütuf Üstel. Lütuf Üstel de yine takımda gerekli avantajlardan bir tanesi arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bakın yıkılmaz meta bir avantaj ve tek bir defa kalkmak için kullanıyorsunuz. Bu bunun içindeyseniz sizin sınırsız kalkmanız ve %100 hızla kalkmanızı sağlıyor. O yüzden slug atan katilleri karşı kesinlikle gerekli olan avantajlardan ve güçlü olan bunlardan bir tanesi zaten güçlü olan iki tane bu tek bu iki boonlar. O da burada 4 puan almaya hak ettiğini düşünüyorum. Totalde kaç puan aldığına bakacak olursak 4 puan buradan, 3 puan buradan 7, 1 puan da buradan 8 puanlık bir DLC haline gelmiş oluyor yonağımız. Sıradaki Survivor'ımız da Yoichi. Yoichi'nin ilk avantajı ebeveyn rehberliği. Atın arkadaşlara bunu da çöpe. Gerçekten hiç ihtiyacınız yok. Bunu kullanmanıza gerek yok. Kullanmayın, almayın gerek yok. İkinci avantajı ise empatik bağ. Yani olmasa da olur ama takıma ben doktorum. Gelin yaralandığınızda beni görün, benim üzerime koşun. Çünkü bende öz öğrenim var, bende bitki bilim var, bende o var, şu var, heal'ınızı hızlandırırım, medkitim var gibi diyebileceğiniz, doktor olduğunuzu ilan edebileceğiniz bir avantaj. Bu tamamlayıcı bir avantajdır. Tek başına bir işlevi yoktur. O yüzden olmasa da olur avantajlardan. Aşağıdakilerden daha güçlü olduğu için çöp statüsüne koymadığım avantajlardan bir tanesi burada 2 puan veriyorum. Bir diğer avantajı ise lütuf karanlık teori size alan içerisinde %2'lik bir hareket hızı sağlar. Bu hareket hızına çok ihtiyacınız yok arkadaşlar. Yine sadece bu it tamamlayıcı avantajlardan bir tanesi ve çok kritik böyle çok üst düzey bu itlerde sadece işinize yarar. Çok ileri seviyede işinize yarar. O yüzden kendi başına çöp olan avantajlardan bir tanesi. O yüzden buraya koyuyorum. Son olarak da kaç puan aldığına bakalım. 1 puan 1 puan 2 tane zaten 1 puan alan avantajı var. 2 puanlı burada 4 puanlık bir diğersi oluyor. Gerçekten Ace ile Rezaleti oynuyorlar ikisi birlikte. Tıpkı Survivorımız Hedi manevi odaklanma manevi odaklanmayı da at çöpe arkadaşlar hiçbir işe yaramıyor gidin okuyun ne kadar rezalet bir avantaj olduğunu Göreceksiniz Diğer diğer avantajı ise arta kalan varlık arta kalan varlık güzel zevkli avantajlardan bir tanesi hem sandıktan fener çıkarmanızı sağlar hem de katil körettiğiniz durumlarda katil 30 saniye boyunca hiçbir Jeneratörün hiçbir Survivor'ın hiçbir bir şeyin aurasını görememesini sağlar. O yüzden zevkli güzel tuzakmayın gibi avantajlarda da combo bileceğiniz güzel nadide avantajlardan bir tanesi. O yüzden zevkli statüsüne koyuyorum. Ben de kullanmayı çok fazla seviyorum. Bununla birlikte son, son avantajımız ise fazla azimli. Yine zevkli diyeceğim çünkü çoğu durumda çalışmıyor ve totemi kırdıktan hemen sonuna hasar yediğimiz durumlar olabiliyor. Ama onun dışında son gelen buffla birlikte eğer lütufu gibi lütuf perkleriyle giriyorsanız bir totemi buğuna çevirip ardından fazla azimliyle birlikte hızlı jeneratör yapabilmek güzel bir kombo oluşturuyor. O yüzden zevkli bir konumu da var ve %10'luk bir size jeneratör hızlı sağlayabilirsiniz sağlaması gayet de takdire şayan. O yüzden burada olmayak ediyor. 3 puan buradan, 3 puan buradan. 1 puan da buradan aldığı için 6-7 puanlık bir Survivor haline gelmiş oluyor. 7 listesi giderek yine kabarıyor. Olmasa da olur avantajlardan biri gibi gözükse de gayet zevkli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Özellikle yine kapalı maplerde katilin bütün o yukarı katlarda bile gözükmesini sağlayan çeyizleri size kazandıran belki üst katta çeyiz zaten arkadaşınıza çeyizleri kazandıran ve sadece %33 jeneratör yapmanızı istiyor. Küçücük bir jeneratör yapmanızı istiyor ve buna karşılık 80 saniye kalabildiği için sırf rakamları bu kadar böyle sayıları böyle çok dengeli olduğu için güzel olduğu için buna 3 puan veriyorum sayılarıyla günün birinde oynarlarsa 120 saniye bir cooldown yaparlarsa ya da böyle 30 saniye gidip 60 saniyelik bir cooldown'a falan çıkartırlarsa aşağı sıralara ya da yukarı sıralara daha da çıkabilir. Onun dışında zevkli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Reaktif iyileştirme benim yaptığım bir itte çok fazla sevdiğim bir avantaj. Çok güzel bir it yapabiliyoruz ama son zamanlarda gelen heal hızına nerf ve bununla birlikte medkitlerin yediği nerf kendimize attığımız self heal'ın nerf yemesiyle birlikte gerçekten değerini kaybetti. O yüzden burada 3 puana kadar düştüğünü söyleyebilirim. Son avantajımız alttan al. Yine bunu at çöp arkadaşlar. Çünkü oyun sonu çalışan bir adrenalin bir hop gibi avantajlar. Hop da burada. Ee, bu tarz avantajlar var ki ben alttan al gibi saçma sapan böyle çiziklerim gözükmesin bir önemli olmasın gibi avantajları tercih etmem o yüzden bunu da at çöpe. Totale bakacak olursak da 3-3-6 ve 7 puanlık bir Aida Wong'umuz yine 7. 7 numaralı listeye adını yazdırmış oluyor. Sıradaki Survivor'ımız Rebecca. Rebecca'nın yepyeni gibi avantajı. Yine çöp avantajlardan bir tanesi. Yani buradaki avantajların çoğuna kıyasla biraz daha iyi olabilir belki ama yine de ben 1.5'tan 2 yapmak bile istemiyorum. 2'dekilere haksızlık olacağını düşünüyorum. O yüzden bunu da bir puanlık avantajlar arasına bakıyorum. Fakat güvenceyi burada tutuyoruz ve 5 numaraya metaya sokuyoruz. Çünkü bakın bu oyunda bak dik oturacağım. Bu oyunda kempe o kadar fazla ağlıyorsunuz. O kadar fazla camp atıldığı için özellikle TR komünitesi Valorant, CSGO gibi oyunları oynadığınız için bu tarz korku oyunlarına, bu tarz kaç kovalama mantığına asla aşina değilsiniz ve katilin sizi kovalamasını, sizin camp atmanızı sakıncalı buluyorsunuz. Çünkü neden bana camp atıyor? Adam gibi oynasana gidip onu kovalasana. Hayır abi bak bu avantajı alıyorsun. 30 saniye hukuk durduruyorsun. Bundan bir tane bastığında bir tane janitör bitiyor. Neden biliyor musun? 30 saniye hukuk duruyor ya bak matematik yap hemen hızlı bir şekilde. 3 kişi janitör yapıyor. 30, 60, 90. 90 saniyede bir jeneratör biter. Güvence de bu konuda bunu yapabilen tek avantajı iki tane avantaj var ama takım arkadaşına sürekli sürekli basabileceğin tek avantaj. Diğer bir tane daha var. Dert ortağı zaten. O sadece senin üzerinde çalışıyor. Kendinin camp yemesini engellemek istediğin durumlarda alabileceğin bir şey. Ama bu buku alamadığın bir buba var ya böyle sana face camp atıyor ya. Alıyorsun bunu o face camp atamıyor. Çünkü o face camp atarken sen arkada oyunu kazanıyorsun. İki tane takım arkadaşında olsa iki jeneratör biter. Bir tane sende varsa bir tane biter. Pazarlıyor gibiyim. Şu anda sokak satıcısı gibi hissediyorum kendimi ama bu avantajı unutuyorsunuz. Böyle bir avantaj var. Camp ederek oyun kaybetmezsiniz. Katil durduk yere camp ken atarsa kendisine zarar verir. Bunu defalarca anlatıyorum. Yoruldum. Yine haykırasım vardı. Haykırdım da. O yüzden güvence 5 numara 6-7 olsa yukarılara da koyarım gerçekten. 5 numara 10 numara meta bir tanesi. Bir de avantajım ise muhteşem odaklanma. Bunu yine zevkli konumda koyacağım. Çünkü kedi fare ile birlikte komboladığında tek başına ulaşabileceğin en hızlı jeneratör süresine ulaşıyorsun arkadaşlar. O yüzden o yüzden kedi fare de yanında varsa 3 numara zevkli bir perk olarak geliyor. Zaten kedi fareydi? bir aşağıya koymuştuk. O da burada zaten bakın alt alta gelmişler. Şu ikisini alıyorsun. Tek başına hızlı solacan açıyorsun. İki avantajla sadece bunu yapabilmen gayet zevkli bir durum ortaya çıkar. O yüzden buraya koyuyoruz bunu da. Bir diğer avantajımız Vittorio. Vittorio'nun potansiyel enerjisi. Potansiyel enerji aslında değeri bilinmeyen güzel avantajlardan bir tanesi. Neden biliyor musun? Çünkü potansiyel enerjiyle jenitörü oturduğun zaman katil trijeni korumakta güçlük çekebilir. Sen bu yükleri fullediğinde bir anda jeneratörün sonlarına doğru basarsan katil %20 nereden hızlandı diye deyip aslında o Trigen'i kazanabileceğin sana trijeni kazandıracak avantajlardan bir tanesi ama çok fazla değeri bilinmiyor ve bir hasar yediğinde steklerin tamamının kaybetmesi gerçekten çoğu zaman zararlı çıkmana sebep oluyor. O yüzden olmasa da olur başka bir şekilde trijen problemlerimizi çözeriz diyerekten olmasa da olur kategorisine yazıyorum. Bir diğer avantajı ise Sis Okulu. Sis Okulu da yine olmasa da olur avantajlardan var ki si zevkli de zevkli sayılabilir. 2.5'dan 3 yapıyorum şu anda. Yine karar değişikliğine gittim. 2.5'dan 3 gayet güzel bir avantaj çünkü her skill çek tutturduğun zaman katilin yerini görüyorsun. Fakat bu skill checkleri gri tutturman lazım. O yüzden yani çok başarılı beceri denemesi tutturman lazım. En azından burada öyle yazmasa da ben çok başarılı olarak biliyorum. Emin değilim. Başarılıysa gayet 3 puan hak ediyor. Çok başarılı olsa bile yine gerçekten güzel bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Katilin sürekli yerini görebiliyorsun çünkü. O yüzden 3 puanı koyacağım burada. Çok da fazla uzatmayacağım. Seri hamle seri hamleyi at çöpe ya. Yani bu avantajdan çok fazla ümidim vardı. İlk çıktığında çok beğenmiştim mantık olarak güzel geliyordu ama sadece altı katlı üstlerde işine yarar ve takım arkadaşına verdiği hız da %8. O yüzden bunu alacağıma garanti başka sonuçlara gitmeye tercih ederim. O yüzden burada at çöpe diyerek bir puanlık bir avantaj haline getiriyorum. Totele bakacak olursak da 2 buradan 3 buradan 5 6 puanlık bir avantaj bir survivor haline gelmiş oluyor yine. Bu arada Rebecca'yı herhangi bir yere yerleştirmemişiz. Rebecca'mızda 5 puan buradan, 1 puan buradan, 2, ve son olarak da 3 puan buradan 6-9 puanlık bir Survivor'mış. Onu da buraya yazmayı istiyorum. Meta perki ile birlikte burayı kereledi gerçekten. Şimdi benim yaptığım sitede herhangi bir şekilde bu yeni Survivor'ları daha eklememişler. O yüzden iki tane Survivor'ımız eksik. O yüzden onları bu tarafta yapacağız. Kurtul avantajı üzerinde konuşacağım. Kurtul avantajı gerçekten yine çöp bir avantajlardan bir tanesi. O yüzden burada buna bir puan veriyorum. Dostan rekabet zevkli ama olmasa da olur mu desem yine 2.5'tan 3 alabilecek bir avantaj. O yüzden buna da 3 puan veriyorum. Totalde 4 puanı yükseldi. Son olarak da takım çalışması 2'nin gücü. Yine bir takım arkadaşlarına kan yemini gibi şeyleri kombolayarak güzel sonuçlar elde edebiliyorsun ama gerçekten kullanımı biraz daha zor. Bunun yerine kan yemini solo kullanmak çok daha iyi olabilir. O yüzden buna da 2 puan veririm. Totalde 6 puan vermiş oluyorum Talita'ya. Bir diğer soru ayrılması Renato. Renato'nun arka plan oyuncusu yine bitkinlik farkları açısından yetersiz kalabilecek ve takım arkadaşlarını korumaya yönelik avantajlardan biri olduğu için ama kullanması da çok zevkli ve gerçekten takım arkadaşını kurtarmada Güzel sonuçlar sana sağlayan avantajlardan biri olduğu için 3 puan veriyorum. Kan hücumuna zevkli olduğundan ve potansiyeli gerçekten yüksek olduğundan fakat kullanımı birazcık zor olmasından iteri e, 4 puan vermeyi daha çok isterdim ama 3 puan veriyorum. Burada da 6 puanlık bir kombomuz olmuş oluyor. Son olarak da bunu at çöpe gerçekten 6. Bu da 7 puanlık bir Survivor olmuş oluyor arkadaşlar. Geriye de sadece Cagel avantajlar kalıyor. Yani herkesle açık olan avantajlar. Birincisi Self Avare. Self Avare'yi ben burada... E, bu ilk tamamlayıcı avantajlardan biri olarak görüyorum. O yüzden Zey olmasa da olur diyeceğim. Ani Depar için meta bir avantajla çok güzel çalışıyor. O yüzden buraya koymak da birazcık koyuyor ama tek başına olmasa da olurluk bir avantaj. Fakat Ani Depar'la da çok güzel bir sinerjileri var. O yüzden bunu belki 3 ya da 4 olarak da düşünebilirsiniz kafanızda. Bunu at çöpe, bunu at çöpe. Başaracağız, başaracağız yine takımda. Yani gerekli avantajlardan bir tanesi. Bir tane başaracağı az olması gerçekten takımda olmasını istediğim avantajlardan bir tanesi. Çünkü yüzde yüzlük bir heal hızı vermesi biz özellikle bu metada çok fazla hayata döndürüyor. O yüzden buna 4 puan veriyorum. Inner Strange bu... Yani 2.5'tan 3 olabilecek bir avantaj. Ben yine bunu buraya koyuyorum. Çünkü bir totem kırmakla uğraşmak ekstra bir zaman kaybı. O yüzden bununla uğraşmaktansa başka bir şekilde heal'a başka şeylerle odaklanmak çok daha iyi olabilir. 2 puana düşüresin de var ama 3 olsun. Çünkü bazı durumlarda kendi kendimizi heal'lamak yine oyunu kurtarabiliyor. O yüzden 3'e koyuyorum onu da. Geriye umutumuz kaldı. Umut'u gerekli bir avantaj olarak koyuyorum. Güzel bir avantaj. Oyunun sonunda gerçekten inanılmaz şeyler attırmanızı ve hayatta kalmanızı, hayatta kalmanızla birlikte hayat kurtarmanızı da sağlayacak avantajlardan bir tanesi. O yüzden hopu da buraya yerleştiriyorum. Zaten çoğu bu buildimde de kullanırım. Bir diğeri de dejavu dejavu olmasa da olur avantajlardan bir tanesi. Bunu at çöpe. Small game yani hayat bir oyun, hayat bir oyun. Yine olmasa da olur avantajlardan bir tanesi. Çok fazla tercih etmeyiz. Eğer karşı güç varsa bizdeki zaten onu da buraya koymuştuk. Karşı güç varsa bu da yine olmaması gereken avantajlardan bir tanesi. Bunu at çöpe, sandık araştırmaya at çöpe. Spine chill artık nerf yedi. Bunu at çöpe. Kindred solo bir oyunda gerekli olabilecek avantajlardan bir tanesiydi. Fakat HUD sistemi geldikten sonra bunu zevkliye hatta belki biraz daha aşağıya atabiliriz çünkü ee, dediğim gibi hut sistemi olmadan önce takım arkadaşlarımızın ne yaptığını bilmiyorduk. Solo bir oyunda kesinlikle takımda bir tane olması şarttı. Fakat artık sol taraftaki huttan takım arkadaşlarımızın ne yaptığını anlayabiliriz. O yüzden bunu da at çöpe buralara kadar indirdim. Direnç zevkli avantajlardan bir tanesi hem jenitrosu sağlıyor hem çeyizlerde gerçekten işe yarıyor. O yüzden güzel zevkli avantajlardan hatta belki gerekliye kadar da çıkabilir ama bunlarla arasında çok devasa bir fark olduğu için buraya zevkli indiriyorum. Dert ortağı yine zevkli kemp yiyen arkadaşlar dert ortağı alıyor. Duruyor. Bakın zaten default avantajlardan bir tanesi. Dert ortağı alıyorsunuz. İkinci okunuzda hukunuz 32 saniye bir yaklaşımda duruyor. Tabi takım arkadaşlarınızın da bu durumu fark etmesi lazım. size gelip dert ortağınız varken almaması lazım. O yüzden bu da burada. Bunu da at çöpe. Bunu at çöpe. Dark sense at çöpe. Bunları bunların hepsini at çöpe arkadaşlar. Bunları hayatımda neredeyse ilk defa gördüğüm avantajlardan bir tanesi. Ve tier listemiz de bu şekilde oldu. Tier liste kaldığım yerden bir gün sonra devam ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok fazla uzadı. O yüzden biraz ara vermem gerektiğinde konuştum anlayamıyordum. Son olarak şunu söylemişim. Tier listimiz bu şekilde oldu. Evet ve sizlere şöyle tek ekranlı çekebilmeniz için de böyle ekranı birazcık uzaklaştırıyorum. Tier listimiz bu şekilde bütün avantajlar benim görüşümce, benim tamamen kendi öznel fikrimce bu şekilde yerleri sahip. Tabii ki bunu başka biri yapsa bazılarını yukarı taşır, bazılarını aşağı indirir. Yani bu tamamen göreceli bir şey. Benim kendi oyun deneyimime bakacak olursam ben bunları bu şekilde yerleştiririm. O yüzden de bunlar bu şekilde. Tekrardan Survivor Side'ına geçiyoruz. Survivor Side'da da bakın gördüğünüz gibi üst taraf raflarda 15 puanlık, 14, 13 puanlık hiçbir Survivor'ı koyamadık. Çünkü 4 4lük avantaj diye bir şey yok. 4 dörtlük bir karakter diye bir şey yok. O yüzden bunları burada artık silebiliriz. Bunları daha kafa karıştırıcı olmaması adına siliyorum ve bunları da bu şekilde yerleştirmiş oluyoruz. Ve tabii ki şunları da unutmayalım. Ben zaten Talita'yı ve Renato'yu burada tekrardan şey yapmayacağım. Bunları zaten puanlamasını vermiştik. E Bunu 6 puan vermiştik. Bu karakterimize de yeni geldiği için 7 puan vermiştik. Onları zaten oylamıştık. Yerleri yerleştirmemişiz. Onları son bir kez yerleşiyoruz ve listemiz tamamlanmış oluyor. Şimdi geldik katil tarafına arkadaşlar. Katil tarafındaki ilk katilimiz tuzakçı. Tuzakçının ilk avantajı umut kırıcı. Umut kırıcı ne meta ne de gerekli ne de zevkli olmasa da olur avantajlardan bir tanesi. Çünkü tereddütsünüze çalışıyor ve ileri seviyelerde çok fazla tek başına hiçbir işe yaramıyor. Özellikle ileri seviyelerde zaten iyi survivorlar bu avantajı karşısında gördüklerinde seviniyorlar. Çünkü grid skill check off çok başarılı denemeyi tutturabilmek çok daha kolay oluyor bununla birlikte. Fakat bazı imkansız skill çek bu var ve o bu de güzel ev sahipliği yapıyor. O yüzden bu avantajı da çoğu o tarz buitlerde, çoğu imkan sike çek buitlerinde ya da sike çek üzerine kurduğumuz şeylerde kullanmayı isteyebiliriz. Fakat genel manada olmasa da olur. Sadece çok bazı buitleri dediğim gibi tamamlayacak bir avantaj. O yüzden 2 puan veriyorum. Hayvani güç gerekli bir avantaj. Hayvani gücü gerekli bir avantaja koymak istiyorum. Çünkü gerçekten palet sayısı özellikle son yamalarla birlikte oyun sırasında oyun içerisinde çok fazla olmaya başladı. Ve hayvani güç olmadan o paletlere karşı durabilmek birazcık zor oluyor. Bu nedenle özellikle M1 katillere çok güzel yakışıyor ve gerekli avantajlardan biri olarak görüyorum. Son avantajımız ise kanca kararınca. Kanca kararınca özellikle ceza kancası bu itlerin hepsinde çok güzel gidiyor ve zevkli bir avantaj. ceza kancası almasanız bile. Bazı durumlarda ben bir keresinde kanca kararıncayı direkt bütün bu itlerim içine entegre etmişim çünkü bir Survivor'ı alıp huka götürmek gerçekten çok fazla zamanımı yiyordu. Bu zamanı daha da minimuma indirebilmek için kanca kararınca kullanabiliyorum. O yüzden zevkli güzel avantajlardan bir tanesi ve bununla kalmayıp TRD 100 ile illiğiyle alakalı bu itlerin hepsinde yine iş yapıyor çünkü sırtınızda bir survivor verken dehşet alanınızı 112 metre daha büyütüyor arkadaşlar. 12 metre büyütmesi de star aldığınız bu itlerde ya da yine dediğim gibi teridiusa dayalı bu itler yaptığınızda çok güzel iş yapıyor. O yüzden bunu da buraya koymayı düşünüyorum. 3 puanı hak ediyor. Totele bakacak olursak da 4, 2, 6, 3 puan buradan tuzakçımızın avantajları 9 puana ulaşmış oluyor ve tuzakçımız da 9 puanlık bir katil haline gelmiş oluyor. İkinci katilimiz Umacı. Umacı'nın ilk avantajı yırtıcı abi bunu at çöpe. Gerçekten bunu kullanmak, kullanmamaktan daha iyi. Yani öyle bir sıkıştırıyor ki Survivor'ın siki böyle ayak izlerini. Yani normal şartlarda duvara böyle yansıyacakken duvara yansımıyor. Dümdüz yerde gidiyor. Ben o adamın o tarafa gittiğini anlamıyorum falan böyle. Daha çok kafa karışlığı yaratıyor. Bizim takibimizi göğe kolaylaştırması lazım ama aksine zorlaştırıyor bana göre. Zaten bununla alakalı katil rehberimde de bahsetmiştim. Bu perk'i kullanmayın demiştim. Yani bir puan bile değil, eksi puan yani. Eksi bir bir puan vermem lazım. Puan düşürmesi lazım. Bir puan verdiği için kendisini şanslı hissetmeli. Öyle bir avantaj. İkinci olarak da kan tazısı Bunu da at çöpe. Hiçbir şey yaramıyor. Yere düşen kan izlerinin daha parlak olmasını sağlıyor. Aynı Twins'in Victor'unda olduğunuz zaman yerdeki kanlar biraz daha parlıyor ya aynı görüntüyü veriyor. Buna da hiç gerek yok. Yani ben bunu neden görmek istiyorum ki bu şekilde? Hiçbir işime yaramayacak, hiçbir avantajıma yaramayacak bir avantaj. O yüzden bu da bir puanı veriyorum. Mecburen vermek için veriyorum. Yoksa sıfır bence. Son olarak ama kedi gözü var. Kedi gözü gerçekten zevkli avantajlardan bir tane tanesi özellikle Nurse, Blight gibi karakterleri çok fazla tercih ediliyor. Vesker'a da tercih ediliyor. Bu tarz hızlı katillerde fovunuzun artması zaten bütün FPS oyunlarında fovunuzun geniş olmasını çok fazla istersiniz. Ve kedi göz bunu yapabilen nadir avantajlardan bir tanesi. O yüzden kendi klasında en iyisi olduğu için hatta gerekliye bile yükseltebilirim ama 3.5'tan 3 veriyorum. Bu sefer düşüğe veriyorum çünkü çok fazla kullanmamıza da gerek yok. Sadece fovumuzu artırıyor. Biraz daha dikkatli oynayarak alabiliriz ama gerçekten inanılmaz zevkli avantajlardan bir tanesi. Bunu da buraya koyduk. Totalde umacım 5 puan almış oluyor ve 5 puanlık havuz bile açmamışım. Bir katilin 5 puan alabileceğini hiç düşünmemişim bile. O yüzden şöyle bunu 5 puana yerleştiriyorum ve umacımız 5 puanlık bir katil olmuş oluyor. Sıradaki katilimiz ise dağ adamı. Dağ adamın ilk avantajı dayanıklı. Dayanıklı gerçekten zevkli kategorisine mi koysam, gerekliye mi koysam şu an kararsızlık içerisindeyim. Çünkü gerçekten güzel avantajlardan bir tanesi ama ileri oyunda iyi takımlara karşı almayacağınız avantajlardan bir tanesi. Fakat public game'de M1 katillerin hepsine gerekli olabilecek avantajlardan bir tanesi. Özellikle ruh öfkesi ve dayanıklı kombosunun gücünü yani herkes bilir. Karşısında oynaması çok zor bir kombo. Ben bunu gerekliye koyacağım. Gerekliye koymak istiyorum. 3.5'tan 4 aldığını söyleyebilirim sizlere. Sadece 3'teki zevkli avantajlardan çok çok daha güçlü olduğu için ben şu anda buraya yerleştiriyorum. Aslında 3 puan da hak etmiyor değil. O yüzden dayanıklılığa 4 puan veriyorum. Güzel bir avantaj. Geriye ışığa alışkın. ikinci avantajımız ışığa alışkın. Işığa alışkın gerçekten bakın çöp değil tamam mı? Zevkli de bir avantaj çünkü. Karşısında fener alamış survivorlara karşı gerçekten zevkli bir avantaj olabiliyor. Ama bunu almak yerine fenerden sakınmayı öğrenseniz sizin için çok daha iyi olabilir. O yüzden ikisinin arasında bir avantaj olduğu için 2 puanla kendi kendine oturtmuş oluyor. Yani bunu kullanmanız güçlü bir durum değil ama karşısında buna karşı bir oynadığın zaman karşınıza fenerli bir survivorlar geldiği zaman onlara karşı oynamak da zevkli oluyor. O yüzden işçi alışkın burada 2 puan alması onun için yine yeterli. Ve son olarak da lehimcimiz oluyor. Lehimcimiz yine olmasa da olur avantajlardan bir tanesi. Çünkü artık sadece bir jeneratörde bir defa çalışıyor. Önceden her jeneratörde bir tekrar tekrar bir jeneratör üzerinde tekrar tekrar çalışabiliyordu. Ama artık her jeneratör üzerinde bir defa çalıştığı için gerçekten bu olmasa da olur avantajlar arasında geldi. Zaten metada da yeri kalmadı. O kullanılmıyordu pek fazla. O yüzden bunu da 2 puan atıyorum. Totalde bakacak olursak 4 puan buradan. 2-2 de buradan toplamış. Totalde daha adamı 8 puanlık bir katil haline gelmiş oluyor. Sıradaki katilimiz hemşire. Hemşirenin ilk avantajı hırıltı. Hırıltıyı gerçekten at çöpe. Çünkü önceden biz bu hırıltıyı güzel kullanırdık. Bayağı kullanırdık. Özellikle spirit çok fazla kullanırdı. Ruh katilimiz çok fazla kullanırdı. Çünkü Survivor'larda demir rade adında bir avantaj var. J2'nin avantajlarından bir tanesi. Onu da listede yerleştirmiştik zaten. Bu avantaj avantajı kırıyordu. Yani siz %100 sessiz olsanız bile Iron Will'iniz olsa bile eğer katilde hırıltı varsa o hırıltı Iron Will'i kırıyordu. Sonrasında gelen update'lerle değişikliklerle birlikte bunu kırmamaya başladı. Daha sonrasında zaten Iron Will'i direkt kendisini kırdılar ve %75 sessiz hale getirdiler. O yüzden sadece hala belki Sprite'de tercih edebileceğiniz avantajlardan bir tanesi. Belki Knight'ta tercih edeceğiniz avantajlardan bir tanesi. Onun dışında hiçbir işinize yaramaz çöp avantajlardan bir tanesi haline geldi kullanmanıza da gerek yok pek fazla. O yüzden bunu bir puana atıyorum. İkinci avantajımız ecel korkusu. Ecel korkusu gerekli avantajlardan bir tanesi olarak koyacağım. Her ne kadar çok fazla nerf yemiş olsa da yine Legion'ın ve Ban'ın gibi katillerin, bu tarz katillerin yaralamaya odaklı katillerin veya Twins gibi katillerin vazgeçilmez avantajlarından bir tanesi arkadaşlar. Gerekli kategorisinde olacak kadar güçlü değil gerçekten ama maalesef perk tercihlerimiz katil saydığında birazcık sınırlı kalıyor. O yüzden yeri geliyor ecel korkusunu da tercih edebiliyoruz. O yüzden ben onu gere gerekli kategorisine koyuyorum ve 4 puanı birazcık istemeyerek 3'e de indiresim var ama istemeyerek 4 puana koyuyorum. Zaten siz bu videoyu izlediğinizde artık kararınızı ona göre vereceksiniz. Son avantajımız ise hemşerilik içgüdüsü. Hemşerilik içgüdüsü gerçekten zevkli avantajlardan bir tanesi. Aslında olmasa da olur. Gerçekten bunu kullanmamıza da gerek yok ama gerçekten bunu kullanmak çok fazla zevkli. Özellikle kanlı kasap aldığınız bu itlerde, sessiz gezdiğiniz bu itlerde hemşerilik içgüdüsünüzün olması oyunu zevkli kılıyor. Ve kullanımı zevkli olan avantaj bir tanesi. O yüzden buna da 3 puan veririm. Toplamı bakacak olursak 4 buradan, 1 buradan, 4 de buradan, top, 3 buradan pardon. Toplamda 8 puanlık bir katil haline gelmiş oluyor yine hemşiremiz. Sıradaki katilimiz avcı. Avcımızın 2 tane ilk 2 perkeni direkt at çöpe. Gerçekten bunlar oyundaki en rezalet avantajlardan iki. Bu ikili var ya en rezil avantajlar. Gerçekten her şeyi alırım. şunlara bile alırım. Şu ikisini yine almam. O kadar rezil. Eksi puanı hak eden avantajlardan bir tanesi. Diğer avantajımız ağacın ninlisi ağacın ninlisine olmasa da olarak koyuyorum çünkü gerçekten base tek kasana kadar kırılıyor. Kırılmasa bile oyuna çok fazla etki sağlayamıyor sessiz skill çek gelmesi. Okey skill çekleri kaçırmalarını sağlıyor gerçekten ama survivorlar zaten tıklaya tıklaya yaparlarsa ve buna karşı bir counter oluşturabilme olasılığı olan avantajlardan bir tanesi olduğu için çok karşı konulabilir. Zaten o saate kadar hayatta kalamayan genelde totemlerden bir tanesi. Çok fazla korunması lazım. Yanına birkaç tane daha avantaj istiyor bu avantajımız. Tek başına çalışmıyor maalesef. O yüzden 2 puan hak ediyor ve Hunter'ın mısımız totalde 4 puanlık bir avantaja 4 puanlık bir katil haline gelmiş oluyor. Yine umacının bile altına düşmeyi nasıl başardı bilmiyorum ama aşağı sıralara tekrardan yazmak zorunda kalıyoruz. Avcımızı şu şekilde 4 puana indirdik. Geldik Mayers'imize. İlk yine DLC karakterlerimizden bir tanesi artık bundan sonra para vermeye başlıyoruz oyuna. Para verdiğimiz avantajlardan birkaç tanesi. İlk avantajımız ise en güzel en sona gerçekten yani oyunda en sevdiğim avantaj ve bu avantajdan daha fazla da böyle gücüme güç katan bir avantaj yok diyebilirim yani gerçekten yok diyebilirim özellikle M1 katillerin vazgeçilmezi bir avantaj çok güzel inanılmaz güçlü 8T'ye ulaştıktan sonra takır takır bütün survive'ları düşürebiliyorsunuz takır takır bütün hook takaslarını kazanıyorsunuz o M1 katilin gücünü öyle bir güç katıyor ki zaten Nemesis Demogorgon gibi katiller de daha da güçlü çünkü bu tarz katiller sizin Obzes'i öldürebilmenize de olanak sağlıyor. Sağ öldürebilirler. Slinger'da da çok güzel. Yine silahınla en azından Obzes olan Survivor'ı, takıntılı olan Survivor'ı çekip yaralayabiliyorsun. Öldüremesen bile sek kasmaya devam edebiliyorsun bu sayede. Yani gerçekten oyunun en güzel avantajlarından. Bence kullanılması en keyifli avantaj ve benim de en sevdiğim avantaj ve metada 5 puan almayı benim nazarımda kesinlikle hak ediyor. O yüzden bunu da buraya bıraktım. İkinci avantajımız ise yemeğin oyuna. Yemeğin oyuna zevkli bir avantaj. Gerçekten bununla yaptığım bir sürü build var. Özellikle ben çok fazla yemeğinle oynayı kullanıyorum. Bubba'da yaptığım bununla alakalı bir build var. Mayers'te yaptığım bir build var. Bu tarz böyle hızına hız katmak istediğim bütün katillerde yemeğinle oynayı her zaman tercih ederim. O yüzden bunu da 3 puana yerleştiriyorum ve zevkli kategorisine bırakıyorum. Son avantajım ise ışık sönüyor. Işık sönüyorum. Olmasa da olur avantajlara yerleştirmek de istiyorum bir yandan ama gerçekten güçlü bir avantaj. Aslında neden kullan okuduktan sonra neden böyle ben bu avantajı kullanmıyorum hissine kapıldınız. avantajlardan bir tanesi. Late game'de inanılmaz daha da güçlenmenizi sağlıyor. Ecel korkusuyla birlikte güzel bir kombolar oluşturabiliyor. Jenitör'ü yavaşlatmasını belki bu metada en fazla yapan avantajlardan bir tanesi gibi gözüküyor ama çok da fazla kullanmıyoruz. Hook alabildiğimiz karakterlerde kullanmamız lazım. Late'i güçlü olan karakterlerde kullanmamız lazım. O yüzden buna bir şans vermek istiyorum. Zevkli kategorisine 3 puana koyuyorum. Ben de bir sonraki ilerleyen bu itlerimde bu perki unutmuşum tamamen. Gerçekten kullanmaya çalışacağım. Totele baktığımız zaman da 5 puan buradan alıyoruz zaten. 3-3 de buradan alıyor. 6 toplamda 11 puanlık bir bir haline geliyor. Mayers'imiz üst sıraları adını yazdıran ilk katilimiz oluyor. Sıradaki katilimiz Acuze. Acuze'nin ilk avantajı 3. mühür. 3. mühür olmasa da olur avantajlardan bir tanesi. Çünkü sadece belli başlı bu iş yapıyor. Belli başlı bu sadece bu avantaja ihtiyaç duyuyoruz. Onun dışında hiç kullanmamıza gerek olmayan nadir kullanılan ve kullanıldığında da genelde zaten çok bir etki bırakmayan avantajlardan bir tanesi. O yüzden 2 puanı hak ediyor. Ruin zevkli arkadaşlar. Efsun yıkım zevkli avantajlardan bir tanesi. Özellikle zaten yine son zamanlarda gelen Cenk metasına gelen nerf'ten sonra Ruin'e de bazı buitlerini tercih etmeye başladım. Centöllerin kendi kendine erimesi benim onlara vurmamı gerektirmeden oynamamı sağlamak gerçekten zevkli oluyor. Çünkü bana göre Centöll tekmelemek çok sıkıcı bir olay. Onun yanına Survivor'ları kovalamayı tercih ederim. Bu durumda da Efsun yakın beni bunu yapmak istediğim katillerde çok güzel işimi yapıyor. Benim yerime Centöllere tekmelemiş oluyor. Benim yerime Centöllere eritebilmiş oluyor. O yüzden zevkli bir avantaj olarak görüyorum. Divorop gerekli avantajlardan mı desem zevkli mi desem bilemiyorum ama mecburen zevkli indiriyorum. Çünkü genelde kasılmadan ya da 3 ulaştığı zaman takır takır Survivor'lar onu aramaya başladığı için kırılıyor ve sadece oyunda belki 1-2 defa onunla birlikte tek atmamı sağlıyor. Ama çoğu durumda da oyunu çevirdiği olabiliyor. Özellikle böyle Backwater gibi maplerde, totemlerin zor bulunduğu maplerde umut yiyen bu durumda bizim oyunu kazanmamızı sağlayan avantajlardan bir tanesi oluyor. Gerekli demiyorum. Sırf bu yüzden gerekli olan avantajlardan bir tanesi değil. Sadece fantezi amaçlı, zevk amaçlı alacağınız avantajları bir tanesi. Belki 5 maçın 3'ünü de zaten kırılacak. Bu yüzden e, buna karşı bir belki Behavior'ın Hexotemlere karşı belki bir yaptırımı olursa tekrardan Mete'ye girebilecek avantajlardan bir tanesi. Onun dışında çok kullanışlı değil. Oyunun başında dediğim gibi kırılan avantajlardan bir tanesi. Çok fazla kullanmıyoruz. Hotel'e bakacak olursak da kaç puan almış? 3-6 buradan almış. 2 puan da buradan. hegimiz 8 puanlık bir yelse haline gelmiş oluyor. Onu da buraya yerleştirmiş oluyoruz. Sıradaki katilimiz Doktor. Doktor'un ilk avantajı baskın kişilik. Baskın kilit çöpe atasın var aslında. Çünkü buradaki avantajlardan biraz daha güçsüz kalıyor. Çok fazla kullanılan avantajlardan bir tanesi değil. Hiçbir bu e yer edinemiyor. Gerçekten hiçbir bu e yer edinemiyor. Franklin varken kimse zaten bu avantajı kullanmayı tercih etmiyor arkadaşlar. Franklin buna göre buna kıyasla çok daha iyi bir avantaj. O yüzden genelde Franklin tercih ederiz ve bunun hiç yüzüne dahi bakmayız. Belki biraz buff gelirse belki tekrardan Franklin yerine tercih edebiliriz. Onun dışında gerçekten çöp olan avantajlar bir tanesi. Onun dışında yanlış teşhis kesinlik çok zevkli avantajlardan bir tanesi. Özellikle Mayers'e çok güzel yakışıyor. Çünkü Mayers'e birlikte oynandığı zaman Mayers'in tavşan edonu ile birlikte ekstra teridiyusunuz kısılıyor ve 6 metreye kadar teridiyusunuzu düşürebiliyorsunuz ve katiller, pardon survivorlar sizin geldiğinizi anlayamıyor bile resmen. O yüzden zevkli olan kullanması gayet keyifli olan avantajlardan bir tanesi buna da 3 puan veririm. Son avantajımıza baktığımız zaman da güç patlaması. Güç patlaması şu anda hala meta olmaya çalışan meta avantajlardan bir tanesi. Çünkü e, jeneratörleri eritebileceğimiz başka bir şey kalmadı. Gerçekten ruin aldığımız zaman kırılıyor. Ama bu perkimiz, bu avantajımız Trigen'i güzel koruyan katillerle birlikte çok güzel çalışıyor. Ben de hala her bu mecburen yer etmek zorunda kalıyorum. Bununla birlikte Okyanus'un çağrısında yer ediyorum. Bazen sadece bunu alıyorum çünkü aynı zamanda Söğret'lerin skill check'te kaçırılması bazen Okyanus'un çağrısına kıyasla çok daha iyi sonuç veriyor benim için. O yüzden ben bunu meta'ya burada koymak istiyorum. 4'e de koysam olabilir. Kimse garip karşılamaz ama Meta'ya koyduğum için belki bazılarınız garip karşılayabilir. Yine de sıkıntı yok. Gerekli olan avantajlardan bir tanesi Genetur korumak artık çok zor zorlaşmaya başladı. O yüzden bunu buraya yerleştiriyorum. Ve totale bakacak olursak da doktorumuz 5 puan buradan, 3 puan buradan, 8 puan, 1 puan da buradan 9 puanlık bir DLC haline geliyor. Trapper'ın yanına adını yazdırdım. Sıradaki katilimiz Yam Yam Lirino'muz geldi. Bubamız geldi. Süründür süründür avantajı. Gerçekten zevkli olan avantajlar. Bak güçlü değil. Kesinlikle sadece çok zevkli olduğu için buraya koyuyorum. Bazı büyütlerde, bazı toksik büyütlerde gerçekten çok güzel iş yapıyor. Oyunda eğlenmek için girdiğimiz zaman, kazanmak için değil de eğlenmek için girdiğimiz zamanlarda gerçekten bu avantajı arıyoruz böyle. Neredeydi ya? Acaba böyle bir avantaj vardı. Söyleleri düşürüyorum. Birbirlerini göremiyorlar. Nerede bu dediğimiz durumlar yaşatabiliyor bize. Kesinlikle zevkli kategorisine sonuna kadar hak ettiği için bunu da buraya yerleştiriyorum. 3 puan alıyor. Bir diğeri mangal ve piknik. Mangal ve piknik artık olmasa da olur avantajlardan bir tanesi. Çünkü eskiden bize BP sağlıyordu. Blood Point sağlıyordu. Artık Blood Point de sağlamıyor. Ve sadece 48 metre uzağımızdaki survivalleri pardon 45 40, 40 metre uzağımızdaki survivalleri görmemizi sağlıyor. Bunun yerine artık ben bu itlerimde mekanik delesi tercih ediyorum. Birazdan Slinger'ın avantajlarına geçtiğimiz zaman tezelicilerin avantajlarından bir tanesi. Mekanik delisini tercih ediyorum. Çünkü buna kıyasla mekanik delisi çok daha fazla bana aura gösteriyor. O yüzden buna ihtiyaç duymuyorum. Bunu kullanan katil de artık sadece Hunters kaldı. Hunters'ın da çok fazla kullanan yok. Blight'a bile artık herkes mekanik delisi tercih ediyor. O yüzden bu avantajı olmasa da olur kategorisine indirmiş oluyoruz. Son olarak da Franklin, Franklin kesinlikle zevkli avantajları bir tanesi. Survivor'ların elindeki item'ı ellerinden alıyoruz. Biraz az önce anlattığım gibi bu kayak nasıl çöpteyse bu da gayet zevkli avantajlardan bir tanesi. Katilin pardon, survivor'ların elindeki o item'ı alabilmek gerçekten muazzam hissettiriyor. Özellikle hag gibi katillere, hag'e çok güzel gidiyor. Survivor'ın item'ını, özellikle medkitlerini yere düşürmemiz ve medkit'in üzerine bir imza bırakmamız geri döndüklerinde onun onları almaya çalıştıklarında onlara tekrardan tuzak kurabilmemize imkan sağlıyor. Ve yine Fener'den nefret ediyorsanız, kör olmak istemiyorsanız burada Lightburn yerine, ışığa alışkın yerine yine Franklin tercih etmeniz sizin için daha iyi olacak. En azından Metiklerin değerlerinden almış olursunuz. O nedenle böyle bir puan havuzuna sahip oluyor. 3, 6, 2 puan da buradan 8 puanlık bir DLC haline geliyor. Bu bombamız bu şekilde. Sıradaki avantajımız kabus. Kabusun ilk avantajı vergazı. Vergazı yine bu ilk tamamlayıcı avantajlardan bir tanesi. Bunu almadan önce kesinlikle bir hayvani güç almak zor çünkü hayvani güç varken bunu alıyor olmanız gerçekten büyük aptallık. Hayvani güç %20 size bu perkin sağladığı avantajları sağlarken bu avantaj her jeneratör bittiğinde %4 yani bütün jeneratörler bittiğinde bir hayvani güçe eş kalıyor. O yüzden hayvani güçle kombolayacağınız avantajlardan bir tanesi. Onun dışında yine pencereden atlama hızlarını vesaire de hızlandırıyor ama yine sırf bunun için de alacak olsam bile %4 buna verecek olsam bile bunun yerine kandırıkçı almayı, bambozul almayı tercih ederim ki birazdan klanın avantajına geçtiğimizde Onda da göreceksiniz. O yüzden bu olmasa da olur. Var olacaksa da bu il tamamlayıcı avantajlardan bir tanesi olabilir. Tek başına kullanımını görmeyiz. O nedenle bunu buraya alıyorum. Bir diğer avantajı ise hatırla beni. Hatırla beni gerçekten çöp olan avantajlardan bir tanesi. Birazdan çıkış yok gelecek piyasaya. Çıkış yok da metaya oturacak zaten. Çıkış yok varken remember me'yi yani hatırla beni. Sadece arkadaşlar ben oyun sonu bu ildi yapacaksam böyle oyun sonuna dayalı 4 tane avantaj alacaksam yanında tercih edeceğim avantajlardan bir tanesi olabilir. Yine fantezi araç bir tanesi. fantazi avantajlarından bir tanesi. O yüzden bunu da çöp kategorisine koymak istiyorum. Son olarak da kan bekçisi. Kan bekçisi gerçekten çok zevkli bir avantaj. Survivorların öyle kapıda bize teabag atarken arkalarına bir huku asıp gidip kapıyı üzerine doğru kapatmak gerçekten inanılmaz keyif veriyor. Yani bu avantajın verdiği keyfi gerçekten hiçbir avantaj veremiyor. O yüzden burada 3 puanı sonuna kadar hak ediyor. Keşke daha üstlere de koyabilsem. Daha üstlere koymamamın sebebi de her zaman çalışmaması ve Survivor'ların bu duruma karşı çok rahat önlem alabilmesi olmaları. O nedenle buraya yerleştiriyorum. 2-3 puan veriyorum. Totale bakacak olursak da Fred'imiz 6 puanlık bir DLC haline geliyor. Onu da listeye bu şekilde yazmış oluyoruz. Bir sıradaki avantajımız da domuzun. Domuzun adam asmacısıyla ile başlıyoruz. At çöpe hiç üzerinde konuşmaya bile gerek yok. Direkt geçiyorum. Gözetim olmasa da olur avantajlardan bir tanesi. Yani jeneratör kontrolü amaçlı kullanılan avantajlardan bir tanesi. Ama yine gözetim almak yerine arkadaşlar okyanusun çağrısı tercih etmemiz çok daha iyi olur bizim için. Çünkü illaki o jeneratör oturan sonra böyle skill check gelecek. O skill çek geldiğinde o jeneratöre tekrardan geri dönmeye başlayacağız. Bu sadece biraz daha erken haber veriyor. Skill check hiç gelmediği durumlarda yine haberdar olmamızı sağlıyor. Oyun takibiniz kötüyse ve jeneratörlerin nerede ne zaman gerilediğini tekrardan yapılıp yapılmadığını anlamakta güçlük çekiyorsanız sizin için güzel avantajlardan bir tanesi olabilir ama ileri seviyelerde olmasa da olur bir avantaj haline geliyor. O nedenle burada 2 puanı koyuyorum. Son olarak da kararını ver. Kararını ver zevkli olan avantajlardan bir tanesi gerçekten. Mesela özellikle Hag, Nurse gibi katillerde böyle hooktan uzaklaşıp hooka tekrardan geri dönebilecek ya da bir dredge gibi katillerde güzel iş yapıyor. Bu tarz bu güzel iş yapıyor. Bu tarz katillerde güzel iş yapıyor. Onun dışında çok fazla kullanmayız zaten hooka geri dönmeyeceğizdir. Döneceksek de zaten dediğim gibi yani bu tarz hızlı karakterlerden birini kullanıyor olmamız lazım. Hızlı bir katil olmamız lazım. Onun dışında çok fazla kullanmayız ama zevkli olduğunda kesinlikle hem hemfikirim. Totale bakacak olursak da 3 puan buradan 2-1 de buradan toplamda 6 puanlık bir diğersi hale gelmiş oluyor domuzumuz. Geçtik bir sonraki katilimize palyaço. İşte geldik. Bence en üstlere oturacak katillerimizden bir tanesine zaten her bana sorduğunuz zaman diyorum ki gidin palyaço olun gidin palyaço olun Neden abi? Neden palyaço alıyoruz? Bak bu katilin bir kere bir kandırıkçısı var. Kandırıkçı meta olan perklerden bir tanesi. Her en bir katile tercih ederiz ki oyunun zaten neredeyse yarısı en bir katil. O yüzden en bir katillerin tamamına tercih ettiğimiz ve aynı zamanda çok güçlü olan avantajlardan bir tanesi. Çünkü çünkü kulübe gibi OP spotları kapatmanızı sağlar. Onun dışında jungle gymlerde palet devirmeye zorlar. Her türlü koşulda sizin imdanızınızı yetişebilecek en OP avantajlardan, en bir katillerin dostu olan avantajlardan bir tanesi çok güzel bir avantajdır kendisi ve metada 5 puana oturuyor. Bununla bitmedi. Palyaço'muzun bir diğer avantajı ise palyaço korkusu. Bu bak olmasa da olur bir avantaj aslında ama e, yani bazı Terrodius bu kesinlikle bu avantajı ihtiyaç duyduğumuz için ben bunu buraya yerleştiriyorum çünkü Terrodius terördüyüz yüze çalışan yani dehşet alanımızı arttırmak istediğimiz bütün avantajlarda çok güzel iş yapıyor ve son uzayamada yediği buffla birlikte de inanılmaz metada yerini sağladı mı aldı ve bu tarz dediğim gibi dehşet alan yüksek katillerin hepsinde sonuna kadar tercih ettiğimiz güzel bir avantaj haline geliyor. Yine bitmedi bir de üstüne çanak çömlek patladı var arkadaşlar. Çanak çömlek patladı da yine bizim okyanusun çağrısı ve güç patlamasına gelen nerften sonra kendisini biraz daha üst safhalara attı çünkü bir şeylere ihtiyacımız var. Jeneratörleri vurup onları eritmek istiyoruz. O nedenle çanak çömlek Patladı. Bu avantajlara kıyasla artık biraz daha gerekli konuma geldi. Çünkü eğer bu yoksa ve diğerleri de yoksa hiçbir avantajla jeneratörü, aşağıdakilerin hiçbiriyle jeneratörü bundan daha iyi geriletemiyoruz. O nedenle burada çanak örnek patladığı gerekli statüsünü alıyorum. Ve toplama bakacak olursak da palyaçomuz 5 puan buradan, 4 de buradan, 9, 3 de buradan. Toplamda 12 puanlık bir diğersi haline geliyor. Ve bunca zaman size palyaço aldırmamın sebebini tekrardan burada bir kez daha görmüş oluyoruz. Sıradaki katilimiz ruh. İlk avantajı ruh öfkesi, ruh öfkesi öfkesi gerçekten çok zevkli olan avantajlardan bir tanesi. Özellikle dediğim gibi dayanıklı ile birlikte çok güzel komboları var. Dayanıklı sadece tek başına da iş yapan avantajlardan bir tanesi olduğu için bir üst sırada ama zevklerin şey pardon ruh öfkesini kesinlikle kullanabilmesi için dayanıklı ihtiyacı var. Tek başına iş yapmayan avantajlardan bir tanesi. Yanına bir perk daha kitlediği için ve sadece 4 tane seçenek hakkımız olduğu için kendisiyle birlikte bir tane daha kitleyince geriye sadece elimize 2 avantaj kalıyor. O yüzden burada zevkli kategorisinde olmasının sebebi bu. Onun dışında da çok güçlü. Tek başına dayanıklı gibi çalışabilse gerçekten çok güçlü olurdu. O yüzden burada 3 puanlık bir sıralama alması onun için yeterli olacak. Efsun bölgeye musallat bölgeye musallat. Bizim aslında Undying gibi böyle totemlerimizi korumak istediğimiz itlerde tercih ettiğimiz amacımız tek atmak olmadan sadece totemimizi korumak için eğer kırarsanız karşılığında cezalandırabileceğimiz, survival'leri panişleyebileceğimiz avantajlardan bir tanesi. Ve bunu da zevkli kategorisine koyuyorum kesinlikle çünkü gerçekten bunun kırıldığı andaki survival'lerin korkusu, keşke kırmasaydım onlara yaşattığımız o pişmanlık ve hızlı hızlı belki bir iki tane bedavadan hook çıkarmamızı sağlayan aynı zamanda bunu yaparken totemimizi koruyan avantajlardan bir tanesi gerçekten güzel iş yapıyor o yüzden 3 puana yerleştiriyorum ve son olarak da Garez Garez yine zevkli olan avantajlardan bir tanesi bunu yine aşağıdakilerden daha güzel gördüğüm için buraya sağlayacağım hem oyun içerisinde bize her jenitö bittikten sonra survivorların yerini gösteriyor bir bir de ikinci olarak oyunun sonunda obses bir survivor'ı belki hiç asmasak bile düşürdüğümüz anda ona tek atıyoruz zaten direkt düşüyor yere. Düşürdüğümüz anda onu anında oradan mori çekebilmemizi sağlıyor. Gerçekten bu durum çok keyifli. Obzesi yakalarsak gerçekten çok tatlı oluyor. O yüzden burada bunu yerleştiririm. Totale bakacak olursak da hepsini 3 puan yerleştirdik zaten. Totalde 9 puanlık bir DLC haline gelmiş oluyor. Ama Mesela mesela ben burada şunu düşünüyorum ben trapper veya doktor olmaktansa burada ruh almanızı daha mantıklı buluyorum neden doktorun sadece bir avantajından 9 puan ulaşabilmiştik ama ruhun bütün avantajları 3 puanlık bir avantaj olduğu için hani dikkat ederken bir şey alırken buna da dikkat etmenizi tekrardan isterim bunu keşke diğerlerinde de söyleseydim. Bir diğer katilimize geçiyoruz o da legion çetemiz çetemizin ilk avantajı uyumsuzluk uyumsuzluk olmasa da olur avantajlardan bir tanesi olarak koyacağım buraya çünkü gerçekten olmasa da olur. Yani sırf bununla katilleri şey survivorları takip etmeme gerek yok. Uyumsuzluk sadece bize veba gibi ya da çetenin ta kendisinde ihtiyacımız olan survivorları bir arada görmek istediğimiz katillerde bizim ancak işimize yarayacak avantajlardan bir tanesi. Onun dışında çok bir etkisi yok. Bunun yerine tercih edebileceğimiz, info alabileceğimiz çok daha güzel şeyler var. O nedenle bunu 2 puan veriyorum. Bir diğeri deli kuvveti. Deli kuvvetini çöpe atmamak için şu anda olmasa da olur yerleştireceğim. Çünkü birazcık güzel bir avantaj. Bazı bu itlerde yine yine Survivor'ları base'de taşımaya çalıştığımız bu itlerde kendisini güzel gösteriyor. Aşağıdakiler kadar kötü olmadığı için bir üst sıraya bir buçuktan iki alarak geçmiş olduğunu bilmenizi istiyorum. Son olarak da çivili tabut. Şimdi çivili tabut gerekli statüsüne koyacağım. Neden biliyor musunuz? Bak 4 tane katilde gerçekten çok gerekli. Yani bu 4 tane katil birazdan sayacağım 4 tane katildeki özellikle 2 tanesinde gerçekten aşırı gerekli. Eğer bu 4 katile sahip değilseniz sizin için tamamen çöp bir avantaj haline geliyor. Hiçbir şekilde kullanmazsınız ama bu dört katilden en azından birini oynuyorsanız siz bu bu çivili tabut kesinlikle gerekli olan bir avantaj arkadaşlar. O nedenle bunu buraya bu nedenle yerleştiriyorum. Satın alırken buna dikkat edin. Peki ne bu dört katilimiz? Birincisi Hunters. Eğer bir Hunters oyuncuysanız çivili tabut sizin için vazgeçilmez olan avantajlardan bir tanesi. Diğer üç tanesini çöpe at tamam mı? Tek bir avantajla gireceğim. Yine çivili tabut alırım. O kadar çok iş yapıyor ki dolapları hızlı açabilmek. Baltalarımı hızlı tazelemek. Survivor'ın spottan çıkamamasını o kadar güzel sağlıyor ki. O nedenle çivili tabut kesinlikle gerekli olan bir avantaj. İkincisi Trickster arkadaşlar. Trickster'da tamamen aynı sebeple. Antris aynı sebeple yine gerekli olan avantajlardan bir tanesi. 3 tane perkimi çıkartır. Yine Trickster çivli tabut alırım. Geriye kalan iki katilimiz birazdan meşakkatli. O da neden? Birincisi bu bar. İlk diğeri de dağ adam arkadaşlar. Bu iki tane testereli katilimize neden gerekli diyorum. Çünkü Survivor'lar etrafında palet ve pencere bulamadığında testereden tek yememek için dolap oyunu yapmaya çalışırlar bizlere. Ve çivili tabutunuz eğer bu iki katilde varsa size bu dolap oyununu yapsa da yine kaybeden o oluyor. Ben testeremi çalıştırdım bu bayım. Adam kaçacak bir yere bulamadı ve kendini dolaba attı. Dolaba attıktan sonra ben genelde şu stratejiyi izlerim. Testeremi dolaba çarparım ve Survivor eğer timingi doğru bilen bir Survivor ise çivili tabutum olmadığı takdirde o dolaptan çıkar ve benim testere oyunuma karşı oyunu kazanır. Eğer bilen bir Survivorsa gerçekten buna karşı koyabiliyor ama çivili tabutunuz varsa ve bu, bu oynuyorsanız karşınızdaki Survivor bilen bir Survivor olsa bile o dolap oyunu kazanan siz oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden gerekli avantajlardan kesinlikle bir tanesi illaki çarınızda illaki hesabınızda bu avantajın açık olması lazım. Bu 4 katilden birini kesinlikle oynuyorsanız o nedenle 4 puanı sonuna kadar hareket ediyor. İyi de açıklama yaptım bence. Arkasını iyi savundum. Sponsor mu oldular bana ne yaptılar? Totele bakacak olursak da kaç puan almış oluyor? 4 puan buradan 2-2 de buradan aldı. Toplamda 8 puanlık bir DLC haline gelmiş oluyor çetemiz. Sıradaki katilimiz veba vebanın yine avantajları. Çok 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 güzel. Özellikle zaten direkt Korap'tan yoz müdahale başlıyorum ve onu Meta'ya yerleştiriyorum. Early'de jeneratörlerinizin hızlı bitmesinin, gen rush yemenizin ki katil oyuncusu olarak en fazla aldığınız şey bu. Yoz müdahale kullanmamanız arkadaşlar. Yoz müdahale oyunun başındaki 3 tane jeneratörü kapatıyor. Tamam ilk oku aldığınız zaman artık tekrardan bunlar geri açılıyor. Fakat oyunun başında survivorların jeneratörleri oturmayıp map'te ikinci bir jeneratör aramaya çalıştıkları süreyi onlara kaybettirmiş oluyorsunuz. 3x hızda jeneratöre başlatmamış oluyorsunuz onlara. Bu yüzden yoz müdahale, gen yemek istemiyorsanız kesinlikle kullanmanız gereken avantajların avantajın ta kendisi. Avantajlardan bir tanesi değil, avantajın ta kendisi. O yüzden meta da kesinlikle ev sahipliği yapıyor. Her maç mutlaka Survivor oynuyorsanız zaten karşınızda görürsünüz. O yüzden burada 5 puanı hak ediyor. Onun dışında ikinci avantajı, infix sprite burada bunun Türkçesi neydi bir bakalım. Bulaşıcı dehşet. Bulaşıcı dehşet de yine gerekli olan avantajlardan bir tanesi arkadaşlar. Çünkü özellikle onide çok güzel iş yapıyor. Myers gibi tek atan katillerde çok güzel iş yapıyor. Bir Survivor düşürüp ardından diğerlerinin yakınınızdakilerin bağırmasını sağlamak, onların saklanmasına izin vermemek gerçekten harika bir durum. O yüzden gerekli olan statüsüne koyuyorum. Aşağıdakilerden çok daha güçlü bir avantaj. Son olarak da kara bağlılık. Kara bağlılık olmasa da olur avantajlardan bir tanesi. Çünkü sadece bazı buitlerde yine bize ev sahipliği yapıyor. Bazı buitlerde buit tamamlayıcı hamlelerde bulunabilmemizi sağlıyor. O nedenle bunu burada olmasa da olur yerleştiriyorum. Totele bakacak olursak da 4-2 buradan 6 5 de buradan toplamda 10 11 puanlık bir diğer sahne geliyor ve Myers'ın yanına aldığını yazdırıyor. Sıradaki katilimiz hayalet suratlı ama değer Ghostface arkadaşlar. Ghostface'imizin ilk avantajına bakacak olursak da Ayam oluyoruz. Ayam oluyoruz gerçekten kararsızım ama da older'a koymak istiyorum ama bu kararsızlığımı sonunda. Çünkü sadece ben Hunters'ı da kullanıyorum ki artık dediğim gibi bak mekanik delisi öyle güzel buff'iydi ki. Bunu bile çıkartasın var bunun yerine karanlığın... Dredge'in bir tane dolap açtığınız zaman Orada gösteren şey var karanlık açığa çıktı mı Her neyse ondan var Onu bile kullanmak daha mantıklı geliyor son zamanlarda O yüzden bu ayam Am Yani Kulağım Sen diye 2 puanı yerleştirmek istiyorum Nefes kesen çarpıntı Nefes kesen çarpıntı da yine 2 puanlık avantajlardan Bir tanesi bana kalırsa çünkü Bunu alacağım ve jeneratörleri kilitleyebileceğim Ölüm düğmesi tercih ederim daha iyi Daha uzun süre kilitliyor ve Dokunulmuş jeneratörleri bile kilitliyor Bu sadece dokunulmayan o sırada yapılmayan jeneratörleri kapatıyor Yapılan bir jeneratörün yapı sadece yapıldığını anlamamı sağlıyor Yani survival'lere engel olabileceği bir durum yok O nedenle olmasa da olur avantajlardan Bu sinsi kovalamayı gerçekten at çöpe Hiç güzel bir avantaj değil Hiçbir build'imde kullanmıyorum Herhangi bir build yapma imkanı bile vermiyor bana O yüzden burada bunu bırakıyorum Total'e bakacak olursak da 2-4-5 Ghostface'imiz 5 puanlık bir e, DLC Fakat yine de TR komitesinde nedense en fazla sevilen Sırf Ghostface olduğu için en fazla tercih edilen avantajlar katillerden de bir tanesi olduğunu yine söylemek istiyorum. Geçiyoruz sıradakine sıradaki katilimiz 10 izleyen işin taktikleri at çöpü arkadaşlar. Gerçekten katil olarak paletleri ve pencereleri neden görmek isteyeyim ki benim ne işim yarayacak hayatımda bir kere sadece denemek için kullandım. Onun dışında hiç kullanmadım bile. Çöp bir avantajlardan bir tanesi kan yankısı. Zevkli olan avantajlardan bir tanesi aşağıdakilerden biraz daha güçlü. Çünkü yaralı olan bütün survivor'ları hem bitkinlik durum efektine sokuyorsunuz hem de kan kaybı statüsüne sokuyorsunuz ve 45 saniye gibi devasa bir süre koyuyorsunuz. Veba, Legion yani çete gibi katillerde gerçekten vazgeçilmez avantajlarınızdan biri haline dönüşebilir yapacağınız bu ilde göre. O nedenle bunu zevkli kategorisine koyuyorum. Gayet güzel bir avantaj. Gayet hakkını veriyor. Ve son olarak da baş düşman. Baş düşman aslında olmasa da olur avantajlardan bir tanesi. Çünkü sadece belli başlı bir build de işe yarıyor. Takıntılıya karşı bir şey yapacaksanız karşınızdaki serverleri takıntılı etmek için kullanacağınız avantajlardan bir tanesi. Zaten benim videolarımı izliyorsanız benim baş düşmanı hangi buildlerde kullandığımı hepiniz çok iyi biliyorsanız bilmiyorsanız da gidin videolarımı izleyin. Baş düşmanı özellikle kullandığım belli başlı bir buildim var. Bunu da bu Myers gibi katillerde genelde çok fazla kullanırım. O yüzden olmasa da olur ama o buildde de olmasın isteyeceğim avantajlar. Ben bir tanesi ötele bakacak olursak da 3-2-1 toplamda 6 puan almış oluyor. Onimiz onimizi de şöyle 6 puana yazıyoruz. Geçtik tez eceli. Bir saattir mekanik delisi diyorum diyorum. Mekanik delisimiz geldi arkadaşlar. Mekanik delisi artık gerekli olan avantajlardan bir tanesi. Çünkü neden gerekli biliyor musunuz? Kendi alanında yani aura görmeye ihtiyaç duyduğunuz katillerde bu ne olabilir? Hunters olabilir. Nurse olabilir. Blight olabilir. Bu tarz hızlı karakterlerde bu tarz aura görmeyi istediğimiz karakterlerde ve artık bu avantajdan daha iyi bir avantaj yok benim gözümde. Çünkü yaralıyorum bir Survivor'ı 30 saniye içerisinde skill check tutturan kim varsa görebiliyorum. Jenerator yapan adam da skill check tutturuyor. Heal'lanan adam da skill check tutturuyor. Yani oyundaki bütün skill checklerde ben karşısındaki Survivor'ı görebiliyorum. Info bakımından güzel, yakalama çeyiz bakımından güzel, her türlü güzel, her türlü güzel bir avantaj haline geldi. O nedenle listede 4 puan almayı hak ettiğini düşünüyorum. Bir diğeri ölüm düğmesi. Ölüm düğmesi de gerekli olan avantajlardan bir tanesi. Özellikle ceza kancası ile çok güzel, doktorla çok güzel gider ve jentör 30 saniye gibi güzel bir süre kitler ve surviveler yapamamasını sağlar. Siz 30 saniyede bir hook daha çıkartabilirsiniz ve tekrardan o jentörü kitleyebilirsiniz. Gerçekten kart top etkisine müsait avantajlardan bir tanesi çok da güzel iş yapar. Bolca da kullanırız. Son olarak da efsun 3, efsun 3 olmasa da olur bir avantaj gerçekten. Yani illa e, illaki zaten dierslerin hepsinde birkaç tane avantaj güzelse bir tanesi çürük yumurta çıkabiliyor. Bu da bu diersimizin Slinger'ımızın çürük yumurtası. Aşağıdakiler kadar kötü değil ama bunlar kadar da iyi değil. Yani böyle ortalama bir avantaj. Çok fazla kullanmayız. Bunun yerine aura gösterecek ya da sorayları sessiz yapacak. Bolca seçeneğimiz var. Bu nedenle bunu burada kullanmak çok fazla istemeyiz. Olmasa da olur kategorisine hak 4, ediyor. 4-4-8-2 puan da buradan toplamda 10 puanlık bir karakter haline gelmiş oluyor Slinger'ımız. Tabii ki katilimiz de Cellat. Cellat'ın zorla kefareti. Zorla kefareti zevkli olan avantajlardan bir tanesi. Aslında potansiyeli yüksek ama çok fazla kullanılmayan çünkü sorayların yakın oynamasını isteyen, 80 saniye onları sakat durum etkisine sokan avantajlardan bir tanesi. Gerçekten özellikle ikizler çok fazla tercih eder. Viktor'la sürekli sorayları sıralayabilmek için bunu çok kullanırız. Ve özellikle bu yine bu metada bence tekrardan meta girmesine ihtiyaç tuttuğumuz avantajlardan bir tanesi. Yine neden kullanmıyorum acaba ben bunu dediğim, okuduğum zaman gözüme çok güzel gözüken ve niye kullanmadığımı düşündürten avantajlardan bir tanesi. O yüzden buna 3 puan vermek istiyorum gönül rahatlığıyla. Azabın izleri, yani... Bana göre zevkli değil. Bunu zevkli kategorisine koyacak tanıdığım arkadaşlar var. Ama bana göre kötü bir avantaj. Çünkü vurduğum jeneratörden sonra 60 saniye boyunca yani aslında o jeneratöre biri bir daha dokunana kadar beni sessiz yapıyor ama ben zaten vurduktan sonra gidiyor yamyamın biri hemen ona erimesin diye biz defalığına olsa, chase esnasında bile olsa böyle dokunuyor falan o yüzden çok fazla kullanılmıyor ve 60 saniyede bir etkinleştirebiliyorum. Yani her jeneratörde ya da 30 saniyede bir etkinleştirebiliyor falan olsam yine güzel ama 60 saniye gerçekten çok uzun süre oyun zaten 5 dakikada bitiyor çoğu zaman. Ben bunu ne zaman etkinleştireceğim de ne zaman sessiz gideceğim de ne zaman hasar vereceğim. Yani gerçekten kullanmayı çok tercih etmediğim ve yine vurduğunuz zaman o jeneratörü jenitür, sarı yanmasından katil Survivor'lar sizin sessiz olduğunuzu anlayabiliyor arkadaşlar. Survivor'a bu tarz bir info vermese yine belki kullanılabilir ama sırf bu sebeplerden ötürü 2 puan neden verdiğimi açıklıyorum. Bu sebeplerden ötürü 2 puan yiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ölüm kalım. Ölüm kalım da yine olmasa da olur avantajlardan. Aşağı dekilerden daha güçlü olduğu için buraya yerleştiriyorum. Olmasa da olur. Yani hiç aramam, sormam ama bazen hadi ya bununla da bir oynayayım dediğim avantajlardan bir tanesi. Totale bakıyoruz. Otaylara cellatımız 2 4 bir de 3 de puan buradan 6 puan pardon 7 puanlık bir diğer sahne geliyor. Onu da buraya yerleştiriyoruz. Geldik marazımıza. Marazımızın Ejderhan'ın pençesi. Ejderhan'ın pençesi bana göre olmasa da olur avantajlardan bir tanesi. Yine ee, üzerindeki süreler çok saçma olduğundan dolayı aslında mekanik olarak mantık olarak çok güzel. Jenerator tekmeliyorsun. Bire geliyor dokunuyor ve 30 saniye boyunca ona tek atabiliyorsun. Çok güzel. Kulağa harika geliyor ama 80 saniye bekleme süresi ne ya? 80 saniye bekleme süresi olur mu abi? 60 saniye tek atacağım. O adamda zaten meta olan gece nöbeti varsa o 60 saniyenin %30'u gidecek. 40 saniye mi 45 saniye mi artık kaça denk geliyorsa 40 saniye kadar bir tek atabileceğim. Çoğunda da zaten gece nöbeti kullanılıyor. O yüzden hem counterlanma ihtimali çok yüksek hem de 80 saniye dediğim gibi bu upuzun devasa bir süre olduğu için sırf bak az önceki azabın izlerine yaptığım muamelenin aynısı bu da 80 saniye çok fazla olduğundan statları biraz oynanırsa güzel yukarılara çıkabilecek avantajlar bir tanesi ama şu anlık olmasa da olur bir avantaj. İkinci avantajı ise kan lütfu. Kan lütfu da benim için olmasa da olur avantajdan bir tanesi. Çünkü neden? Survivor'a vuruyorum. Bak Survivor'ın etrafındaki paletleri 32 saniye kapatıyor olsa Okey Survivor ile birlikte o alan Survivor üzerinde ilerliyor olsa ve Survivor'ın etrafında koştu. 32 metre yakınındaki koşmaya devam ettiği süre boyunca 32 metre etrafındaki bütün paletleri kapatsa gayet güzel olur. Yani 15 saniye boyunca Survivor'a palet devirtmezse güzel olur ama Survivor'a ben vuruyorum. O Survivor zaten o 32 metrelik alandan koşarak çıkıyor. Çıkıyor ve başka bir paleti benim suratıma deviriyor. Ben bu avantaj yaşasa bile çok fazla kullanamıyorum ki. Sadece kapalı bir map olacak atıyorum. Survivor'a alt katta vuracağım. O adam gidecek yukarılara koşmaya başlayacak ve yukarıdaki paletin de kapalı olduğunu görüp bana ölecek. Ancak öyle bir senaryoda işe yarıyor. Onun dışında olmasa da olur avantajların. Efsun ölümsüz kesinlikle gerekli olan bir avantaj. Gerekli olan bir avantaj. Çünkü hangi totem perkini korumak istiyorsanız hangi totem avantajını kullanmak istiyorsanız arkadaşlar andeng bu konuda sizin in aldığınıza yetişiyor Anda diyorum da ölümsüz adı bu arada ben bazen İngilizceleri konuşuyorum kusura bakmayın bu nedenle gerçekten gerekli ve totemlerimizde gözümüz kapalı emanet edeceğimiz öyle mahalle abileri olur ya, ya buna güzel ya bu adam güvenilir hani bu adama güveniriz mabında bu avantajımız da gerçekten totem korumada üstüne olmayan avantajlardan bir tanesi musallat onun kadar koruyamıyor mesela o yüzden alt sırada ama ölümsüz gerçekten o totemi kendi canını vererek kendi canını gerçekten veriyor ve o korumaya çalıştığımız totem her neyse onları korumaya başarıyor. Gayet güzel bir avantaj. Totele bakacak olursak da 2-4-4 de buradan 8 puanlık perkleri bakımından bir katil haline gelmiş oluyor Blight'ımız. Sıradaki, sıradaki katilimiz ikizler. İkizlerin ilk avantajı istifçi. Şimdi bak istifçi için şöyle bir yorum yapacağım. Eğer siz bir pinet oyuncusuysanız, pinet oynuyorsanız bu avantaj sizin için meta. Çünkü yerden kutuyu aldıkları zaman sorarlar o kutuların alındığını görebiliyorsunuz. Ya da belki Nemesis'te ve Wesker'da da kullanabilirsiniz. Ama bunun dışında gerçekten yerden adam alınması ya da pardon yerden item'ın alınmasını bilmek. Bir Franklin kullanmıyorsam neden işime yarasın? Ya da yerden yine item alınmasını bilmek ya da sandığın açılmasını bilmek. Bir Nemesis ya da dediğim gibi Pinet ya da Wesker oynamıyorsan neden işime yaramasın? O yüzden... Ben bu katiller haricinde konuşarak çünkü baya bir azınlık kısımdan bahsediyoruz. Burada çöp bir haline geliyor ki bak az önce ben bu yorumu çivili tabuta da yaptım. Çivili tabut çivili tabut o dediğim katilleri gerçekten çok fazla gerekli ama istifçi olmasa da olur anladım Yani o kadar da gerekli değil sadece olsa güzel olur ama olmasa da yani böyle çöpe atıyorum bunu direkt çok fazla üzerine konuştum. Baskıya geçiyoruz. Baskı ise yine olmasa da olurla zevkli arasında giden böyle ortalama avantajlardan bir tanesi ama pek bir vuruşta 3 tane jeneratörü gerilettiği için herhangi bir jeneratör geriletecek bir perkim, avantajım yoksa ya da bir şeylerle kombolamak istiyorsam ben Baski tercih edebilirim bu durumda. Zevkli kadar öküzlerini koyuyor ve 3 puanı ona veriyorum. Son darbe son darbe gerçekten çok güzel potansiyeli sahip avantajlardan bir tanesi. Aşağıdakilerden daha iyi olduğu için buraya koyuyorum. bir buçuktan iki aldığını söylemek istiyorum. Oyun içerisinde sadece 5 defa çalışıyor. Bu daha fazla olsa her jenitürü bittiğinde iki token falan verse bize bol bol kullanayım. Ama gerçekten sadece oyun içerisinde 5 defa çalışıyor ve her zaman bunu tutturmamız pek mümkün olmuyor. Sadece fantezi boyutlarında yine işimize yarar. Mayer'si 3 level'ını uzatabilmek için böyle işimize yarar. Onun dışında çok bir işlevi yok. O nedenle 2 puan veriyorum. Totele bakacak olursak da 3 puan burada, 2 puan burada, 1 puan da burada. Yine 6 puanlık bir diğersi haline gelmiş oluyor ikizlerimiz. Sıradaki katilimiz de Dümenci. Dümenci de şöyle zevkli zevkliydi. Nurse zamanında zevkliydi. Nurse'ün elinden o şeyi aldıktan sonra Nurse'ün gerçekten gücüne güç katan, oyunu direkt sana kazandıran avantajlardan bir tanesiydi. Ama artık gerçekten olmasa da olara kadar düştü. Çok fazla kullanmıyoruz bile. Kullanacak bir alanımız olmuyor gerçekten. En bir bir katili alsan adam 30 saniye içerisinde zaten saklanıyor. Biz onu bulana kadar, tek atana kadar o adam saklanıyor. Saklanmasa bile 30 saniye beni rahat rahat çeyizler zaten en bir, bir katil. O yüzden olmasa da olur avantajlara kadar düşmüş oluyor. Efsun kitle kontrolü yine kandırıkçı varken tercih edeceğim bir seçenek değil. Çünkü kırıldıktan sonra bir işe yaramayacak ama kandırıkçı her zaman her daim benim yanımda. O yüzden kandırıkçı kullanmak çok daha iyi. Bunu kullanmaktansa 2 puan veriyorum. No veya çıkış yok. İşte ben buna meta avantaj derim. Çünkü gerçekten oyunun sonunda kapıların açılmasını bir dakika boyunca kapatabilmek mükemmel bir şey. O bir dakikada ne maçlar döndürdüm, ne maçlar döndürdüm, ne maçları kazandım, ne maçları kazandım. Yani defalarca söyleyebilirim. O yüzden meta olan avantajın ta kendisi. Totalde bakacak olursak 2, 4, 5 puanla burada totalde 9 puanlık bir avantaj haline, katil haline geliyor. Onda 9 puana Trickster'ı yazmış oluyoruz. Sıradaki katilimiz Nemesis. Nemesis'in ilk avantajı ölümcül takip. Ölümcül takip gerçekten gerekli olan avantajlardan bir tanesi. Çünkü özellikle yine hızlı katillerimizde ee, bizim işimize çok fazla yarıyor. Diğer avantajlarla da çok güzel sinerjisi var. Aura gösteren bütün avantajlarla çok güzel birlikteliği var. Hem aura görme süresini 2 saniye boyunca maç içerisinde her şeyi uzatıyor. Hem de oyunun başına 9 saniye sonra görüyorsunuz sonra yok oluyor bu avantaj diyorsunuz. Ama öyle değil. Oyunun başına hookla başlamak Survivor'ları 3 xsızdan 1 xa düşürüyor. Bakın bunu devamlı söylüyorum çünkü gerçekten oyunun kırılma noktaları orası oluyor. Sonra ilk Survivor'ın düştüğü an oluyor. Daha sonrasında sürekli biri onu gidiyor almaya çalışıyor. Biri kovalanıyor. Biri zaten hookta bir kişi jenitör yapıyor. Ve oyunun başında Survivor'ları hızlı bulup bu şekilde bir kişini 1 x hıza jenitör yapım hızına düşürebilmek ölümcül takibin gayet büyük bir görev ve bunu gayet güzel bir şekilde de başarıyor. O yüzden 4 puan gerekli kategorisine koyuyorum. Histeri olmasa da olur avantajlardan bir tanesi. Onu yine aşağıya yazıyorum. Sadece belli başlı sessiz olmaya çalıştığımız bu itlerde bize yardımcı oluyor. Onun dışında tek başına çok da bir işlevi yok maalesef. Eruption ah infilak meta'daydı. İnfilak var ya buradaydı. Öyle bir nörflediler ki karakteri şey avantajı Buralara kadar düştü. Yine hala da jeneratörü falan geriletiyor. Eyvallah ara falan gösteriyor. Yine iyi. Ama el kol kapatması gerçekten çok büyük bir ee, onun için bir imkandı. Fakat onun da elinden alınması gerçekten bunun tekrardan zevkli kategorisine düşmesini sağladı. 3 puan alıyor buradan. 5 buradan. 3 buradan. Toplamda 2 de buradan 10 puanlık bir diğersi haline gelmiş oluyor. Nemesimiz. Sıradaki katilimiz de Coinobit. Coinobit'imizin ilk avantajı çıkmaz. Çıkmaz gerçekten gerekli olan avantajlardan bir tane tanesi arkadaşlar tek başına hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan jenerötleri gerçekten güzel bir şekilde tutuyor ve oyunun yavaşlamasını gayet güzel bir şekilde sağlıyor ve dediğim gibi en önemlisi de bunu hiçbir avantaja bağlı kalmadan kendi başına başarabilen avantajlardan bir tanesi. O yüzden burada gerekli tutuşuna koyuyorum. Efsun oyuncak, Efsun oyuncak yine zevkli olan avantajlardan bir tanesi. 3 puan vermek istiyorum her hookta Survivor'ların sessiz olmasını sağlıyor. Yani bize duyamamalarını sağlıyor. Ve o Survivor'ı otomatik otomatik olarak jenitüre değil de kardeşim gidip bak totemini kıracaksın yoksa beni duyamazsını yaratıyor. Ve Survivor jenitüre oturmaktansa gidip çoğu durumda totemini kırmayı tercih ediyor. Ya da ekstra dikkatli olmak zorunda kalıyor ve bazı pozisyonlarda da ister istemez bizi duyamadığı için ona bedava hasar verebilmemizi sağlıyor. O nedenle zevkli olan avantajlardan, güzel olan avantajlardan bir tanesi. Son olarak da ceza kancası acı armağanı. Acı armağanı gerekli bir avantaj. Bak bunu neden gerekli koyuyorum biliyor musun? Çünkü kanlı kasabın kullanılmadığı karakterlerde örneğin örneğin Blight, Nurse bu tarz karakterlerde Wesker gibi karakterlerde Kanlı kasabı Wesker'da neden kullanmıyoruz? Çünkü genelde sağ klik atıyoruz ve sağ klikle öldürmemiz gerekiyor çoğu zaman. O yüzden Wesker dedim. Bu tarz karakterlerde Survivor'lara kanlı kasap etkisini uygulamak istediğim bir şeyler oluyor. Heal hızlarını yavaşlatmak ve onları oyundan düşünmek istiyorum. Ki sadece bununla kalmıyor bu avantajımız. O Survivor heal'landıktan sonra %16 bütün eylemlerde neredeyse ceza alıyor. Jentür %16 daha yavaş yapmasını sağlıyor. O yüzden gayet gerekli ve diğer ceza kancalarının hepsiyle kombolanma imkanı olduğu için de güzel bir sınıfa geliyor. Burada gerekli konumuna katıyorum. Ve son olarak puanlara bakacak olursak da 4-4 buradan almış ve 3 puan da buradan almış. 8-11 puanlık bir DLC haline geliyor. Yine flag'in yanına yerleşmiş oluyor böylelikle. Sırada sanatçımız var. Sanatçımızın ilk avantajı zalim kucaklama. Zalim kucaklama yine böyle okuduğun zaman yani diyorsun ki neden ya biz bu avantajı kullanmıyoruz ki gayet güzel duruyor. 40 saniye jeneratörleri kapatıyor falan böyle hani güzel bir etkisi varmış gibi gözüküyor. Gerçekten ben her okuduğumda böyle düşünüyorum ve sonrasında hiç kullanmadığım avantajlardan bir tanesi olarak kalıyor. Nedenini bilmiyorum ama yine de potansiyelin harcandığını düşündüğüm avantajlardan bir tanesi. 3 puanı yerleştiriyorum. 40 saniye sorularları oyun içerisinde tutmak Nova atla neredeyse aynı mantığa geliyor. O yüzden bunu da buraya yerleştiriyorum. 3 puan olarak dursun yine günün birinde artık bunlara şans vereceğim. Bu birde. bir de bir de hangisini aynı şey demiştim onu da bulacağım ve o ikisini gerçekten dying, dying ışık sönüyor demiştim. Bunların ikisini böyle güzel bir boyutta kullanmak istiyorum artık. Bir diğer avantajımız ise ceza kancası yankılanan alıcı. Bu her ne kadar nerf yemiş gibi düşüksek de arkadaşlar gayet hala metada el sahipliği yapan avantajlardan bir tanesi. Neden? Bak şöyle bir matematik var. Önceden sınırsız bir şekilde su hukukları asabiliyor ve evlerden sürekli sürekli böyle %15 %15 eritiyorduk ve oyunu gerçekten kar topu etkisine çevirebiliyorduk. Ama early game için hala şu anki hali hatta early game için çok daha iyi. Neden? Çünkü ilk 4 hukukta %100'lük bir jeneratör geriletmesi sizlere sağlıyor bu avantaj. Bir önceki versiyonunda 7. yüzde %105 geriletme sağlıyordu. Bakın 7 arada 3 hukluk bir fark var. O yüzden bu avantajımız hala meta'da ve ben hala çok fazla kullanırım. Özellikle bunu bu acı armağanı ile birlikte komboladığım zaman maçlarım o kadar tatlı o kadar güzel geçiyor ki. Wesker'da zaten sürekli mesela bunları alıyorum. Çok tatlı çok güzel maçlar geçiyor. Çünkü ben jeneratör tekmelemeyi sevmeyen bir oyuncuyum. huku asıp hemen gidip başka bir survivor olup onu da hook'u asmak isteyen bir oyuncuyum. Jeneratörlerle uğraşmak istemiyorum çoğu katilde. O nedenle bunu metadaki bir perk olarak görüyorum ve bunu buraya koyuyorum. Sıradaki ise Pentimento. Pentimento yine gerekli olan avantajlardan bir tanesi. En az bir tane token zaten her zaman elinizde oluyor. Her zaman survivallere kıracağınız bir totem bırakıyorsunuz oyun içerisine. Çünkü ya divor alıyorsunuz ya da divor almasanız bile hani böyle toplu bir totem bu yapıyorsunuz. Ya da direkt Efsun oyuncağın kendisini alıyorsunuz. Efsun oyuncağınız da varsa Pentimento ile birlikte kombosu gayet tatlı oluyor. 4 tane survivallere hukuk asıyorsunuz. Bu 4 tane Sörer, 4.

totem kırıyor. Daha sonrasında Pentimentor da bunları yakarak oyun içerisinde neredeyse oyun süresinin %60-70'inde tek bir tokenle yani %30'luk bir jeneratör yavaşlatması uygulatarak oynuyorsunuz ve bir de bu oyunu gerçekten çok yavaşlatıyor. Çok sulu oluyor. Ne kadar sulu olurlar ne, olur, ne kadar yavaşlatırsanız da her geçen saniye kalite olarak lehin, sizin lehinize durum işler ve oyunu kazanmaya başlarsınız. O yüzden bunu da buraya yerleştirdim. Totele bakacak olursak da 5 puanlık bir avantajımız burada var. Pentimentomuz burada var ve Grim Embrace o da zalim kucaklamamız burada burada. 5, 4, 9, 3 de buradan 12 puanlık bir DLC haline geliyor. Clown'un yanına adını yazdırmayı başarıyor. Sıradaki katilimiz 10 Euro. 10 Euro ceza kancası öfkeseli. Diğer ceza kancalarını buralara yerleştirdikten sonra bu ceza kancasının yeri de burada zevkli kısmına kalıyor arkadaşlar. Yine olmasa da olur'a yerleştirmek istemiyorum. Çünkü güzel bir aura gösteriyor bize. Ve kararını ver gibi avantajlarla da çok güzel sinerjisi var. O yüzden 3 puanı hak ediyor. O nedenle buraya yerleştirdim. Okyanus'un çağrısı. Okyanus'un çağrısını meta'ya yerleştireceğim. Şöyle ekran biraz daha küçültmem lazım. ekranınız artık taşmaya başladı. Yine meta'ya koyacağım. Çünkü generator geriletebileceğiniz vurarak geriletebileceğiniz bu ve bu ikisinden şu ikiliden başka bir tercihiniz artık maalesef yok arkadaşlar. Ve bu gerçekten aşırı güçlü bir avantajdı. Şimdi biraz daha güçsüzleştirildi ama yine oyunda olması gereken, almanız gereken jeneratörü korumak için bir şeyler alacaksanız vurarak koruyacağınız iki avantajda bunlar olduğu için mecburen meta'da, mecburen meta oldukları için metadalar yani. O nedenle bunu da 5 puana yerleştiriyorum. Bir diğer, diğer avantajı ise acıması fırtına. Acıması fırtına olmasa da olur avantajlardan bir tanesi. Yani zevkle değil. Zevkli olarak düşündüğümde zevkli gözükmüyor gözüme. Çoğu zaman almıyorum da. Sadece imkansız skill check build'i adını verdiğim bu Skill check'e dayalı bu itlerde benim işime yarıyor. O nedenle olmasa da, da, da olur'a yerleştireceğim ve bu şekilde bırakacağım. 5 puanlık meta bir avantajı var. 3-2 puan da buradan aldı. Totalde 10 puanlık bir diyası haline gelmiş oldu oniromuz. Sıradaki katilimiz kancalı kepçe. Kancalı kepçenin çözülmesi gerçekten çok zevkli bir avantaj. Ben çok seviyorum. Çok fazla kez kullanmıştım. Arka arkaya bütün katillerimde falan kullanıyordum ve hala benim için çok zevkli. O Survivor böyle ona vuruyorum. O spot'a dönmeye devam ediyor. En son böyle çaresiz kalıp kayıyor ve o paleti kırıldıktan sonra hemen gidip onun üzerine çökebilmek ve bunu Speed Fury Enduring'le yapabiliyorum başka ve bunun da iki tane avantaj olması. Bunun tek başına bunu yapabiliyor olması gayet zevkli durumlar oluşturuyor. O yüzden sevdiğim bir avantaj. 3 puanı gönül rahatlığıyla veriyorum. Karanlık açığa çıktı. Olması da olur avantajlardan bir tanesi. Yine sadece Huntress gibi katillerde. Özellikle hatta belki sadece Hunters'da ya da sessiz olan katillerde bizim işimize yarayacak avantajlardan bir tanesi. Onun dışında çok fazla işimize yaramaz. 2 puanı veriyorum. Mikroplu dokunuş. Mikroplu dokunuş gerçekten hiç kullanılmayan çöp avantajlardan bir tanesi ya. Ben bunu direkt çöpe atacağım. Güzel gibi gözüküyor kulağa baktığın zaman ama gerçekten at artık yani bitkin durum etkisi bilmiyorum ya tamam hadi 2 puan olsun. 1,5'tan 2 yaptım. Kararımı yine şu anda değiştirdim. 1,5'tan 2 yaptım. Totale baktığımız zaman da 4 puan burada, 3 puan da burada 7 puanlık bir diyelse haline gelmiş oldu kan kancalı kan 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 kepçemiz. Geldik Veska. Veskor, Veskra abim. Üstün anatomi avantajımız Yine metadaki bakın metadaki avantajla birlikte kombolandığı için üst sıraları adını yazdırıyor. Pencereden o kadar hızlı geçiyorsunuz ki bu ikisine birlikte sahipseniz. Gerçekten sizin işinizi çok kolaylaştırıyor. Kandırıkçı olmadan tek başına çok fazla bir iş yapmaz. Kandırıkçı ile birlikte gerçekten çok güzel iş yapıyor. O nedenle metadaki bir avantajla birlikte kombolanabildiği için zevkli bir avantaj haline geliyor ve kendi gücünü buralara kadar taşıyabilmiş oluyor. Bir diğer avantajı ise ileri derece farkındalık at çöpe. Yani bunu artık hiç... Yani 20 metre çok küçük bir alan. Gerçekten 20 metre birazcık arttırılsa belki kullanılabilecek yere olur ama 20 metre gerçekten çok kötü bir alan, çok çok az bir alan, çok düşük bir alan, çok küçük bir alan. O yüzden ben burada ileri derece farkındalığı 1 1 puan veriyorum sadece. Geriye gayemiz kalıyor. Gayede olmasa da olara koyacağım çünkü oyun sonu çalışan çok daha fazla avantaj var. Çok daha güzel avantajlar var. Gayeye gelene kadar çok daha farklı tercihler yapabilirim. Mantığı çok güzel. Özellikle metadaki Novaout'la birlikte çok güzel combo ko alabiliyor. O nedenle aslında yine aynı mantıktan bunu da 3 puan vermemiz lazım. O yüzden bunu da 3 puana kadar yükseltiyorum. Metadaki Novaout'la gerçekten güzel bir komboları var ama yine de Gaye'ye yi kalana kadar başka şeylerle de kombolayabilirim oyun sonumu. O yüzden yine kararı size bırakıyorum. İsterseniz iki puan olarak değerlendirin İsterseniz 3 de puan. Ben şu an sadece 3 puanı yerleştirmek istediğim için yerleştirdim. Totele bakacak olursak da 3-3 buradan aldı. Başka hangi avantajı vardı? 1 puan da buradan aldı. 3-3 6 1 puan da buradan 7 puanlık bir diğer haline gelmiş oldu. Veskrimiz. Geriye son iki katilimiz kaldı. O da bir, birincisi şövalye. Şövalyenin saklanacak yeri yok. Saklanacak yeri yok avantajı. Eskiden yine okyanusun çağrısını nerf önce çok fazla kullandığımız her bu kesinlikle tercih ettiğimiz avantajlardan bir tanesiydi. Çünkü survivorların yılanlamasını hiç sevmiyorduk. Yılanlamasını istemediğiniz durumlarda gerçekten yine tercih başvuracağımız avantajlardan bir tanesi ama şu an sadece zevkli kategorisinde. Çünkü metadaki okyanus çağrısı düşüşe geçti. O düşüşe geçince arkadaşı bu saklanacak yer yok da düşüşe geçmiş oldu. O yüzden zevkli kategorisine indirdik. Efsun karanlıklı yükleş yine zevkli olan avantajlardan. Efsun totem olmasına rağmen tek başına güzel işler çıkartan avantajlardan bir tanesi. Çünkü bunu kırmak zor. Takım o takım arkadaşınız yıllanırsa totem sönüyor. Daha sonrasında bir yer alınca tekrardan yanıyor. Kırılması zor. Tek başına bir efsun avantajı olduğu için buraya ben zevkli kategorisine rahatlıkla yerleştiriyorum. Kibir, kibir yine zevkli olan avantajlardan bir tanesi. Ruh öfkesi ve dayanıklığıyla çok güzel kombolanabiliyor. Survivor özellikle dayanıklığıyla, gereklideki dayanıklığıyla yine arkadaşı tatlı bir arkadaş olduğu için, güçlü bir arkadaş olduğu için buralara kadar gelebilmiş olan avantajlardan bir tanesi. O yüzden bunu da buraya yerleştirdim. Toplamda bakacak olursak da 3 tane 3 puanlık katil avantajı ev sahipliği yaptığından şövalyemizi de buraya yerleştirmiş oluyoruz. Son katilimiz de kafatas taciri ama bu menüde maalesef yine son gelen katiller yok. O nedenle buradan nitelendireceğiz. Ayakta oyna. Ayakta oyna yine olmasa da olur avantajlardan bir tanesi bana kalırsa. Yerleştirseydim buraya yerleştirdim. 2 puan verirdim. Çünkü takıntılı yapmak istiyorum istiyorsam karşımdaki kurbanı ben gider bunu baş düşmanla yaparım. Ayakta oynayı çok fazla tercih etmem bu tarz durumlarda. O nedenle burada olmazı da olara yerleştirmek istiyorum. İkinci avantajımız küt. Küt zevkli bir avantaj gibi gözükse de yine olmasa da olur'a yerleştirmek istiyorum. Çünkü her hook'tan sonra kırdığım ilk palette ya da duvarda sadece çalışıyor ve her zaman devrilmiş bir palet bulmam benim bulabileceğim bir şey değil ve şanslımın olması lazım. Her zaman kullanabileceğim, kullanımı zor bir avantaj. Belki biraz daha perk olsa alacağım, tercih edeceğim avantajların biri ama sadece 4 tane avantajla oyuna girebildiğim için Küt burada yine olmasa da olur. Kategorisine giriyor yine 2 puan vermiş sayıyorum. Son olarak da nüfuz nüfuz da yine olmasa da olur. Yani ben buradaki ekibimin tamamına 2'şer puan veriyorum ve kafatası Tacirini 6 puanlık bir diğer haline getirmiş oluyorum. Geriye sadece Casual perklerimiz kalıyor. Onlara bir bakalım. İlk avantajımız enerji. Enerjiyi ben burada gerekli statüsüne koyarım. M1 katillerle çok güzel çalışıyor. Sadece M1'lerle çalışmayıp diğer şeylerle de çalışsa gerçekten meta'ya adını yazdırabilir ama M1'le çalıştığı için, M1 katillerle çalıştığı için burada enerjiyi 4 puana yerleştiriyorum. Monster Shrine bu gerçekten hiç kullanılan bir avantaj değil. ceza kancalarıyla artık kombolandığı için birazcık ön plan çıkmış olabilir ama yine de bana kalırsa çöp bir avantaj asla tercih etmiyorum. Glossophobia aynı şekilde. Deerstalker aynı şekilde çöp. Bu da çöp. Bu sadece t doktorda falan işe yarar. Noed. Noed zevkli olan bir avantaj. Noed'i zevkli statüne rahat rahat koyabilirim. Mindbreaker. Mindbreaker da zevkli bir avantaj. Gayet güzel bir avantaj. Onu da yine buraya yerleştiriyorum. Till of Dauntımız var. Till of Dauntımızı ben yine zevkli kategorisine yerleştiriyorum. Totem korumak istediğim bu hitlerde yine başvuracağım adamlardan bir tanesi bu oluyor. Insidious sinsi yani sinsi zevkli bir avantaj aslında ama yani ben kullanmayı çok sevmiyorum. Kullanımı zevkli ama normal şartlarda hiçbir işimize yaramayan sabit durmamızı isteyen bir avantaj olduğu için ben burada çöpe yerleştiriyorum. Eğlenmek için kullanabilirsiniz. Kesinlikle zevkli kategorisindeki amaç zevkli olmaksa sadece bunu buraya yerleştirirdim ama burada güç olarak da bir sıralama yaptığımız için yani güç olarak bir sıralama yaptığımız için puanları yani ne kadar burada zevkli yazsa da 3 puan olduğu için bu avantajların gücü buraya yerleştirdiğimiz için mecburen buraya yerleştiriyorum. Yoksa zevkli bir avantaj. Iron Grass yine çöp. Whisperers yine çöp. Bu çöp oldu çöp zaten. Bunu geç. Bitter Boomer yine çöp. Bu da çöp. Kanlı kasap. Kanlı kasap gerekli bak. Kanlı kasap gerçekten gerekli. Yine bu metada inanılmaz güzel işler başarıyor. Zaten heal hızı inanılmaz düştü. Kanlı kasap bu noktada bizim çoğu, çoğu bu tercih edeceğimiz avantajlardan biri haline geliyor. Hem heal yapılması buna karşı çok zor. Hem de o heal'ı pozarsanız, Sorrent heal anı da eriyor falan Baya güzel bir avantaj o yüzden buraya yerleştirdim Bunun metası kalmadığı için bu da artık çöp Ve bu şekilde listemiz Sonlanıyor arkadaşlar şöyle SS alabilmeniz için Zaten ben bunların hepsini buradaki Bütün tier listlerin tamamını Yine discord'daki tier list sayfamıza Paylaşacağım arkadaşlar oraya sabitleyeceğim Gelip oradan da rahat rahat düzgün görünür Daha düzgün görüntüzlü hallerini indirebilirsiniz. Katil tarafına da geçecek olursak da Demogorgon'un herhangi bir perki olmadığı için onu herhangi bir yere yerleştirmedim. Burada kaldı. Yine gördüğünüz gibi 15 puanlık, 14 puanlık ve 13 puanlık bir DLC yok. Yani kusursuz bir DLC yoktur arkadaşlar. Bunu yine görmüş oluyoruz. Sizlere hep bunu söylerdim. Benden bir şey sorduğunuz zaman, bana bir şey sorduğunuz zaman abi hani hangisi içine geliyorsa eğer ne bileyim eğlenmek istiyorsan, güçlü bir şey istiyorsan bunu alabilirsin. Eğlence amaçlı şunu alabilirsin falan gibi tercihler bulunuyordum. Neden böyle dediğimi de görebilmiş olduğunuz listemize bakıyoruz. Bu listemizden sonra şimdi DLC komple paket halinde de bunların neler olduğunu göreceğiz. İlk önce ben bunları indirip geleyim. Evet artık geldik sonunda videonun sonuna. iki gündür video çekiyorum. Gerçekten bu videoya bir like atmazsanız arkadaşlar bozuşacağız yani. Ben çok fazla uğraştım gerçekten. Canım çıktı bu videoyu çekerken. Şimdi iyice duygusal şeyimi yaptıktan sonra da artık sonuçlara gidebiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir matematik hesabı yaptım. Az önce bir saattir zaten puanlıyoruz ve bu puanlamaların sonucunda artık karakterleri belli yerlere koyacağız. Ve bu koyacağımız şeyler de şu şekilde buradaki katillerin hepsi paket olarak düşüneceksiniz. Yani ben Myers'ı tutup bir yere koyduğum zaman bunu Luri ile birlikte düşüneceksiniz ve neden bunları buralara koyduğumuzu anlayacaksınız. Şimdi Luri ve Myers Luri 7 puan almış, Myers ise 11 puan almış. Toplamda 18 puandalar. 2'ye böldüğümüz zaman bu skoru 9 puanlık bir DLC haline gelmiş oluyor. Mayers'i bu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Ardından Hague'e geçtik. Hague Ace 4 almış. Hague'in kendisi 8 almış. 12 bölü 2 6 puanlık bir DLC olmuş oluyor. Hague'imiz eğer Hag ne kadar 6 puanlık bir DLC olsa da kalıcı tarafında 8 puan aldığında unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bunları toplu alırsanız oyununuza nasıl Survivor ve Katil nasıl bir katkı sağlar bunu görmüş oluyorsunuz aslında. Devam ediyorum. Doktorumuza geçiyoruz. 7 artı 9'dan 16 16 bölü 2 8 puanlık bir DLC haline gelmiş oluyor. Bu şekilde bu şekilde toplarak gideceğim. Kredimiz kaç puan almış? 7,5 puan almış. 7,5 çok fazla olduğu için 7,5 diye ayrı bir kanal açtım bu arada. Pig'e geçiyoruz. Pig'imiz burada 6,5 puan almış. 6,5'tan 7'ye bunu koymuş oluyoruz. Kate ve Palyaço ikilisi listenin zirvesine oturuyor arkadaşlar. Listenin tek zirvesinin tek sahibi zaten bunca zaman kulağın alın dememin sebebi de sizlere buydu. Gerçekten bu tiyelisin sonucunda da bunun çıkmış olması beni gerçekten çok sevindirdi. Bunca zaman size yanlış diğersi ön göndermemişim. Kate 10 puanlık bir Survivor ve Clown'umuz da 12 puanlık bir katil perklerine sahip. O nedenle bunları toplayıp ikiye böldüğünüzde 11 puan ulaşıyorsunuz ve gerçekten 11 puanı burada hak eden güzel perklere ev sahipliği yapıyor. Kesinlikle Clown DLC'si listenin başında ve alınması gereken ilk DLC haline geliyor. Burada Bubba'yı oylamıyoruz. Bubba çünkü sadece tek başına olan bir katil olduğu için Survivor olmadığından bu listede herhangi bir yer edinmiyor. Onun listedeki yeri az önceki yerdeki listedeki yerindekiyle aynı. O nedenle Split'e geçiyoruz. Split'imiz ise 11 artı 9 20 puan almış ve 10 puanlık bir katil 10 puanlık bir DLC tierlisine sahip olmuş oluyor. Çetemize geçtiğimiz zaman 8 puanlık bir puanı var. Flag'e e geçtiğimiz zaman yani vebamıza bunun da 8 puanlık bir puanı var. Yui ve 12'lisi 7.5 puan almaya başarmışlar. Yine burada Ghostface'i geçiyoruz. Demogorgon'u geçiyoruz. Artık DLC olmadığı için 7.5 puanlık bir puanı almışlar. Bunu da buraya yerleştirdik. Slinger'a geçtiğimiz zaman 7 puan Zarina'dan 10 puanlı da tezecelden geliyor. Totalde 8.5'tan 9'a yükselen bir DLC paketine sahip olmuş oluyorsunuz bu şekilde. Cheryl ve Cellat'a geçtiğimiz zaman 8 artı 7 7.5 puanlık bir DLC paketi olmuş oluyor. Blight'a geçtiğimiz zaman marızımıza geçtiğimiz zaman 7 artı 8'den yine 7.5 bir DLC oluyor. Elodie ve ikizler kombosu 6 artı 6 yani iki tarafta da 6 almışlar. Oyunun en rezil DLC'leri arasında yine kendini aşağı yazıyor. Zaten Twins en sıkıcı katillerden bir kendisi olması yetmiyormuş gibi. Bir diğeri ise Yunjin ve Dümenci'de. Yunjin'den 5 puan gelmesine rağmen Dümenci 9 puanla birazcık kendilerini yukarı taşımaya başlamışlar ve 7 puanlık bir diğersi olmuş oldular. Şimdi burada Nemesis'e gelince işler birazcık değişiyor çünkü Nemesis'in diğersinde 2 tane Survivor var. Bu nedenle toplam puanı 3'e böldüm arkadaşlar. Size en iyi sonucu verebilmek için. Bunu da yaptığım zaman Jill'den 8 puan gelmiş. Leon'dan 7 puan gelmiş. Nemesis'in kendisinden 10 puan gelmiş. Toplamda bunları toplayıp 3'e böldüğünüzde 8 33 yapıyor. Aşağıya daha yakın. O yüzden 8 puanlık bir diğersi olarak kabul ederek aşağıya yazıyorum bunu da. Pinedini tek başına gelmiş bir katil. O nedenle yine listede herhangi bir yeri olmayacak. Onun bu tek başına olan katillerin tamamının listesi bir önceki listede zaten tek başına katil oldukları için varlar arkadaşlar. Katil odaklı bakıyorsanız oraya bakmanız lazım. Yonah ve sanatçıya geçiyoruz. Yonah 8 puan olmasına rağmen sanatçı karakterimiz 12 puan alarak yine listenin üst sıralarına adını yazdırmaya başarıyor ve en iyi DLC arasında gerçekten varlar. Perkleri bu, bu üç DLC'nin perkleri gerçekten çok güzeller. Bir diğerimiz Oniro, Yoichi ve Oniro ikilisi. Yoichi her ne kadar bok gibi 4 puanlık bir skor alabilse de Oniro 10 puanlık yüksek bir skor almış ama maalesef DLC paketi olarak 7 puan ulaşmış oluyorlar. Heidi ve Kancalı Kepçe ikisi de 7'şer puan almış. 7 puana da mis gibi oturuyorlar. Birbirlerini güzel tamamlamışlar. Wesker'a geçiyoruz. Wesker'ın da yine aynı şekilde 2 Survivor var. 2 Survivor olduğu için hesaplamamız şu şekilde olacak. Ada'dan 7 puan, Rebecca'dan 9 puan, Wesker'da 7 puan almış. 20 3 puan oluyorlar. 23'ü 3'e böldüğümüz anda 7.66 çıkıyor. 7.66 yukarıya daha yakın. 8'e tamamlıyoruz. ve kırmızı zaten 8 puan olmayı hak eden bir katil. Ve Vitoria şövalyemize geçiyoruz. Vitoria'mız 6 puan almış. Şövalyemiz 9 puan. 15 puan ulaşıyorlar. 15'i 2'ye böldüğümüzde yine 7.5'luk bir DLC puana sahip oluyorlar. Son olarak da kafatası taciri. yine aynı şekilde 2 Survivor var. 6 artı 7 artı 6 toplamda 19. 19'u 3'e böldüğünüzde 6.33 yapıyor. Bu da aşağıya daha yakın olduğu anlamına gelir ve diğer tier listimizde bu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Bunlara tekrar bakacak olursak da Clown gerçekten listenin yani oyuna yeni başlamış bir oyuncuysanız almanız gereken ilk DLC'si Clown DLC'si arkadaşlar. Sonrasında Speed veya Zanatçı arasından ikisinden biri hakkında artık kendi tercihinizi kendiniz yapmanız lazım. Perklerini gidin okuyun. Bunların ikisinden birini tercih yaparsanız sizin için daha iyi olur. Sonrasında Mayer's Slinger'a geçiyor. Ardından yine listemiz bu şekilde devam ediyor. Biraz da alt sıralara bakalım. Hack hey, gerçek burada olmaya hak etmiyor. Sadece Survivor'ın perkleri çok kötü olduğu için burada. Yani Ace'in perkleri bu kadar kötü olmasa Hegim burada olmasına gerçekten üzülüyorum. Çünkü çok güzel katil avantajları var. Fakat listenin en altında maalesef Ace yüzünden duruyor. Onun dışında Twins burada olmaya hak ediyor zaten. Sürünsün biraz daha burada. Renato burada da Survivor'lardan birazcık kaybediyor ve katil de zaten elle tutulur bir avantajı yok. O yüzden bunların da burada 6 puan olmasına çok fazla şaşırmadım. Şaşırdım. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Hayır. Gerçekten güzel bir tier list oldu. Umarım sizlere her düşündüğümü güzelce açıklayabilmişimdir. Upuzun bir video oldu. Artık bana gelip yayınlarda abi hangi DLC almalıyım gibi sorular sormazsınız umarım. Çünkü iki gündür video çekiyorum. iki gündür emek sarf ediyorum. Gerçekten bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız yani bu tarz video çekmeyeceğim de bir daha. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala devam ettirmek adına lütfen videoya like atın ve hala kanala abone değilseniz de bir abone olursanız çok sevinirim. Dilimde tüy bitti. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.